Gündem maddelerini arz ediyorum. Saygı duruş ve İstiklal Marşı, Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Çatlı'nın konuşması ve sunumu, 10 dakikalık aramız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İdari Müdürü Muhittin Aslan'ın sunumu, dilek ve temenniler. ICF'la ilgili kısa bir tanıtım videomuz vardır. ICIAD, katılımcı demokrasinin bir gereği, toplumdan gelen talebin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kendi adına fikir üretebilen, fikri hür, vicdanı hür, öz değerlerine bağlı tüccar, sanayici ve iş adamları el birliği, güç birliği ve gönül birliği yaparak ICIAD'ı kurmuşlardır. Türk coğrafyasının yeni ahileri olan ICIAD'lılar, bulunduğu yerde kendi ICIAD'larını bağımsız olarak kuracaklardır. 20. yüzyılın Türk aydınlarından Gaspralı İsmail Bey'in dili ve kaleminden, dilde, kültürde, işte birlik diyoruz. Yine onun dilinden, elimizden gelen işle başlıyoruz. Başkanımız Sayın Mahmut Çatlı konuşmalarını ve sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İdari Müdürümüz, kıymetli ICIAD'lılar, bizleri kırmayarak istişaremize katılan saygıdeğer misafirlerimiz, beraber olmaktan mutluluk duyduğumuz ailelerimiz, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan ve destekleyen basın mensupları, her yıl düzenlemiş olduğumuz üyelerimizin birlik ve beraberliğini arttırmak, geçmiş dönemin çalışmalarını aktardığımız ve sizlerin görüşlerini aldığımız 2024 yılı istişare toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Avrasya Yönetici, Sanayici, İş İnsanları Derneği olarak yaşantımızın her noktasında, gittiğimiz her yerde, yapmış olduğumuz tüm projelerde derneğimizi anlattık, hayallerimizi aktardık, düşüncelerimizi izah ettik. Çok önemli bir ismimiz var. Geçmişten gelen bir kültürümüz var. Bundan sonraki süreçte taşıdığımız isme, bize aktarılan kültüre sadık kalarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, ilimize, üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Son yıllarda ülkemiz her açıdan birçok sorunla mücadele ettiğini görüyoruz. Bu zaman diliminde ilk defa karşılaştığımız sorunlara yeni çözüm yolları üretmenin mücadelesini verdik. Pandemi, sel felaketleri, orman yangınları ve en son 11 ilimizi etkileyen, içimizi yakan bir depremle karşılaştık. Bu felaketlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu süreçte zarar gören vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan ve her yaşanan olaydan sonra bizleri arayarak neler yapmamız gerektiğini soran siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Şu anda ülkemiz ekonomik olarak istediğimiz seviyede gitmemektedir. İşletmelerimizin,
esnafımızın bir an önce daha iyi şartlarda hizmet vermeye devam etmesi en büyük arzumuzdur. İşletmelerimizin, esnafımızın ve vatandaşımızın ayrıca yaşadığımız ilin sıkıntılarını saygı çerçevesinde doğru bir sivil toplum kuruluşunun yapacağı gibi hiçbir siyasi argüman gütmeden doğruları ve çözümlerini beraber her türlü platformda kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Aysiyat bugüne kadar yapmış olduğu tüm faaliyetlerde farklı sivil toplum kuruluşlarını, odaları, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni, ilçe belediyelerini, işbirliği yaptığı farklı ülkelerdeki oda ve temsilcileri, paydaş, vakıf ve dernekleri de işin içerisine katarak daha geniş çerçevelere ulaşmanın yollarını aramış ve bunu başarmıştır. Uygulamaya çalıştığımız model, kendimize çizdiğimiz yol haritası şudur. Uluslararası ilişkilerden ekonomiye, sanattan sosyolojiye, etkin olduğumuz her alanda yüksek performans göstererek, etkili kararlar alarak ve doğru adımlar atarak projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu doğrultuda son 4 yıl içerisinde 200'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik. Üyelerimizin tanıtıldığı ve çalışmalarımızı anlattığımız tüm kamu, kurum, kuruluşlarına ulaşan 19 ilçeye gönderilen 4 gazete bastık. 6 uluslararası etkinlik gerçekleştirdik. Bir resim ve kompozisyon yarışması düzenleyerek çocuklarımıza ulaştık. Birçok kurumla işbirliği protokolleri imzaladık. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Avrasya Genç Girişimciler Topluluğu'nu kurduk. En önemlisi Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Ahili Merkezi Denizli'de ahilik kültürünü geliştirme projesi kapsamında Necip Ökten evini Aysiyat'a kazandırdık. Derneğimize ve bizlere güvenerek bu kadar güzel bir yeri tahsis eden değerli Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zoran'a da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların sonucu olarak iki devletten hizmet beratı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan takdirname ve Kosova hükümetinden bir teşekkür belgesi alarak Aysiyat'ımızı gururlandırdık. Onlarca ziyaret ve kabul gerçekleştirdik. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkez Efendi Belediyesi, Çal Belediyesi, Sarayköy Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeler Birliği, Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, AYZEK, Esnaf Odası, Türk Ocakları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kosova İş İnsanları Topluluğu, Türk Kosova Ticaret Odası, Eko Avrasya Vakfı ve benzeri birçok kamu, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar gerçekleştirdiklerimiz, bundan sonra yapacaklarımızın referansları olacaktır. Pamukkale Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarda Avrasya Genç Girişimciler Topluluğu'nda 500 öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk işimiz öğrencilerimizle beraber iş insanlarını buluşturarak önlerine yeni hedefler koyarak doğru yolları göstererek güzel projelere imza atmak olacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılından almış olduğumuz kudretle bundan sonraki süreçte daha büyük hedefler çizerek birçok yeni projelere imza atacağız. Gerçekleştirdiğimiz projelerde Denizli'mizin tarihini, sanayisini, yemeklerini, ekonomik koşullarını nasıl doğru anlattıysak bundan sonraki çalışmalarımızda da anlatmaya devam edeceğiz. Geniş iç ve bölgesel pazarları, stratejik konumumuzu, dinamik iş insanı nüfusumuzu, sektörel fırsatlarımızı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile paylaşarak üyelerimize yeni yollar göstermeye çalışacağız. Gerçekleştirdiğimiz sosyo-kültürel faaliyetlerle Aysiyat'ımızı Avrasya'da, Balkanlar'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nasıl gururla anlattıysak bundan sonraki süreçte yaptıklarımızı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA Başkanlığı'yla paylaşarak daha büyük kitlelere ulaşmanın
yollarını arayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Birliği ile almış olduğu önemli görevleri biliyoruz. Türk Birliği Genel Sekreterliği ile iyi ilişkiler kurarak Denizli'mizin ve üyelerimizin potansiyellerini bu ülkelerle paylaşmalarının yollarını arayacağız. Daha büyük ve profesyonel düşüneceğiz. Şunu unutmayınız ki, ICAP üyesi her firma sektöründe prestij sahibidir ve bilinirdir. ICAP birçok fırsat doğurur. Ticari bir ağ oluşturmanızı sağlar. Sunduğu imkanlarla sosyal bir çevre oluşturur. Ahilik gelenekleriyle daha hassas ticaret yapmanızı mümkün kılar. ICAP uluslararası bir markadır. Yurt dışı ve iş gezisi organizasyonlarıyla ufkunuzu ve hayal gücünüzü kuvvetlendirir. Her ICAP üyesi derneğimizi farklı kurum ve kuruluşlarda temsil görevine sahiptir. Oluşturacağımız komisyonlarla ülke ve dünya gündemini yakından takip eder ve çözüm yolları arar. ICAP üyelerinin ülkenin ve ilimizin önde gelen kurum, kuruluş ve şirketleriyle ortak iş birliklerine gitmesini sağlar. ICAP hazırladığı raporlar ve düzenlediği organizasyonlar aracılığıyla bürokrasiye doğrudan temas eder ve üyelerinin sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletir. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden almış olduğumuz bu bayrağı en doğru şekilde teslim etmenin bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Temel hedefimiz bu güçlü ilde siz değerli üyelerimizin hayal gücünü arttırmak, yeni yollar çizmenize yardımcı olmak ve kanunların doğru bir şekilde yorumlanmasını sağlamak ve desteklemektir. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz tüm çalışmalarda desteklerini hiç esirgemeyen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, istişare kurulumuza, kurucular kurulumuza ve üyelerimize gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. 2024 yılının ICAP'ımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Saygılarımla. 3 yılı birçok yeni olay yaşadığımız, biraz önce söylediğim gibi birçok sorunla karşılaştığımız ve bu sorunlara yeni çözüm yolları üretmeye çalıştığımız bir yıl olarak geçti. Gerçekten çok üzüldüğümüz anlar da oldu. Yüce Rabbim inşallah bu yüce millete bir daha doğal afetler yaşatmaz, bir daha üzülmeyiz. Şimdi tabii kısaca neler yaptık, neden yaptık ve sonuçlarından ne elde ettik anlatmak istiyorum. Şey nerede? Hiç orada. Bir saniye. Ses. 6 Şubat 2023 tarihinde hiç istemediğimiz bir olayla sabah kalktık biliyorsunuz. Tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler de ICAP'lar olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Önemli olan günlük yardımlar değil, yaşadığımız bu felaketleri unutmamak, unutturmamak ve elimizden geleni yapmaya devam etmek en büyük arzumuz. İnşallah unutturmayacağız ve yapacağımız organizasyonlarda her zaman deprem bölgesine yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Devam edelim. Şimdi biliyorsunuz son 1,5 yılımız seçim süreciyle geçti. Yani Sanayi Odası, Ticaret Odası, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri, şimdi de 31 Mart'ta yerel seçimler var. Biz öncelikle biraz sonra göreceksiniz birçok ziyaret gerçekleştirdik. Ama içtenlikle şunu söylemek istiyorum. Biz hiçbir yere çay içmeye, sohbet etmeye, kendimizin PR'ını yapmaya gitmiyoruz. Biz elbette ki yeni görev atanan, yeni bir yerde olan tüm kamu
veya işte sanayi odası veya ticaret odası gibi başkanlarımızın yanına gittiğimizde elbette ki hayırlı olsun diyoruz ama öncelikle belirlediğimiz sorun ve sıkıntıları söylemekten de çekinmiyoruz. Sonuç itibariyle bir şeyi eleştirmek çok kolay ama sorunları tespit edip o sorunlara çözüm yolları üretecek unsurları söylemek bizim en doğal hakkımız ve görevimiz. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Sanayi Odası Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk ve bundan sonraki süreçte özellikle biliyorsunuz Aysiyat ve Ticaret Odası ağırlıklı üyelerimiz var ama Sanayi Odası'na da açılmamız gerektiğini, bununla alakalı ortak çalışmalar yapmamız gerektiğini, projeler üretmeye hazır olduğumuzu ve bundan sonraki süreçte Deniz Sanayi Odası'yla beraber ek projeler yapmak istediğimizi kendisine aktardık. Kendisi de zaten çok sıcak baktı. Bundan sonraki süreçte yapacağımız tüm projelerde inşallah sanayi odamızda işin içerisine katacağız. Tabii bize birçok istek ve arzu geliyor. Birçok ziyaretçi geliyor. Kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Ama gelen ziyaretçilerimizin de yapmış olduğu işleri biraz da bizim ve iş insanlarına uygun olması gerekiyor. Ahilik yönetim sistemi paneli yaptık. Tabii ahilik yönetim sistemi inşallah bunun maillerini size göndereceğiz. Bunun kitapçığı da çıktı. ISO 9001'in Türk versiyonu. O şekilde söyleyeyim. İnşallah bunun mailini de sizlere aktaracağız. Onlar da sizlere kendisi aktaracak. Bizi en fazla gururlandıran olaylardan bir tanesi. Biz her işin içerisinde olmalıyız. Her işin içerisinde olmalıyız. Güney Ege Kalkınma Ajansı'na biz proje yazdık. Bu proje kapsamında Ege bölgesinde akredite olmuş tek derneğiz. Ve sadece bizim projemize izin verdiler. Biz de GEKA'yla bu projeyi imzaladık ve bunun sürecinde yaklaşık 6 haftalık 100 öğrencimize yani 100 iş insanına, öğrencimiz diyoruz, 100 iş insanına AYZEK projesi nasıl yazılır, uluslararası projeler nasıl yazılır, COSGAP projeleri nasıl yazılır? Avrupa Birliği'nden hibe projeleri nasıl yazılır? Bunların eğitimlerini verdik ve resmi sertifikalarını kendilerine ilettik. Şu anda bizden temel eğitim alan tüm arkadaşlarımızın e-devletlerinde bu sertifikaları aldığı yazıyor. Ve şu anda birçok arkadaşımız proje yazmaya başladılar. Bu da bizi gururlandırıyor. Tabii bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi Aysiyat üyelerimizin birlik ve beraberlik içerisinde hayatlarımıza devam etmemiz. Çünkü bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Elbette ki iftar yemekleriyle buluşuyoruz. Göremediğimiz arkadaşlarımızı görme fırsatımız oluyor. Bizim için de çok güzel oluyor. Evet. Biliyorsunuz tabii elektrikli araçlar şu anda TOK'la beraber artık Türkiye'de iyice yayılmaya başladı. Biz de üyelerimizle alakalı bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde tabii aslında önemli olan şu. Bir protokol imzalamanız çok önemli değil. Sonuca nasıl ulaşıyorsunuz o önemli. Bunu nasıl aktarıyorsunuz o önemli. Bunu kaç kişi kabul ediyor o önemli. Biz şu anda yaklaşık 15 üyemizin iş yerine elektrikli şarj istasyonu kurduk. Bizden çok fazla talep eden oldu ama İşte vatları yetmedi veya o gücü yetmedi. Bu nedenle onları kuramadık ama halen de şu anda bizden talepler devam ediyor. Şirketi gönderiyoruz. Uygunsa devam ediyoruz. En son gazetemiz yine deprem bölgesiyle alakalıydı. Söylediğim gibi unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Biz onların yaşamış olduğu sıkıntıları unutmadan burada daha neler yapabiliriz'in peşinde olarak buna devam edeceğiz. Dördüncü gazetemizi de çıkardık, onları da dağıttık. Devam edelim. Onuncu genel kurulumuzu sağlıklı bir şekilde geçirdik biliyorsunuz. İki yıl daha inşallah bizler görevimizin başında olacağız. Ben herkese tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Bize göstermiş oldukları teveccühden dolayı. Tabii şimdi ICN çok farklı bir noktaya geliyor. Görüşmek istiyorlar, anlatmamızı istiyorlar, neler yaptığımızı anlatmamızı istiyorlar, neden yaptığımızı anlatmamızı istiyorlar ve bunun sonucunda neler olduğunu görmemizi istiyorlar. Biz de bu nedenle Sayın Başsavcımız da biliyorsunuz yeni atandı, kendisiyle buluştuk, kendisine aktardık ve şunu da anlattık. Biz her gittiğimiz yerde dediğim gibi sohbet etmeye gitmiyoruz. Biz sorunları aktarıyoruz, problemleri aktarıyoruz ve bunların çözüm yollarını
kendilerine sunuyoruz ve destek istiyoruz. Devam edelim. Evet. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız da biliyorsunuz 1974 çıkarmaları kutlama törenine beraber gittik. Denizli'mizi anlatmak için gittik. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek adına gittik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Denizli arasındaki bağın, Türk milletiyle olan bağın, ana vatan dedikleri bu topraklarla olan bağın daha kuvvetlenmesi için gittik. Ve yaklaşık 4 gün boyunca çok güzel bir program gerçekleştirdik. Bu programın ne kadar doğru olduğunu hepiniz bir ay önce gördünüz. Sayın Cumhurbaşkanı Denizli'mizi ziyaret ederek o gün bize vermiş olduğu sözü yerine getirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle olan hem ticari hem sosyal hem ekonomik ilişkilerimiz hem kültürel ilişkilerimiz çok hızlı bir şekilde ilerler umuduyla bunları yapıyoruz zaten. Evet. Biz projemizi imzaladıktan sonra Nihat Sebekçi Kongre Kültür Merkezi Seyit Salonu'nda eğitimlerimize başladık. İki parçada bu eğitimleri verdik yazın. Normalde bize GEKA'nın müsaade ettiği öğrenci sayısı 40 idi. Bize müracaat 150 idi. Biz GEKA ile yapmış olduğumuz tekrar bir görüşmeler sonucunda 100 öğrenciye yükselttik ve 100 öğrencimizin sertifika törenlerini iki parça halinde kendilerine verdik. Ve şu anda bizden örnek proje yazma istekleri var. Bu doğrultuda da ICEAT üyelerimizden inşallah size talepte bulunacağız. Avrupa Birliği hibe projesi, kendi sektörünüzle alakalı veya farklı projeler yazdırmak istiyorsanız bu arkadaşlarımız hiçbir bedel almadan ICEAT üyelerimizin projelerini yazmaya adaylar. Bunu da burada söylemek isterim. Sayın Valimiz biliyorsunuz yeni göreve başladı. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız ve Kosova Yatırım Bakanımız geldiğinde bize inanılmaz destekleri oldu. Ben sizlerin huzurunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Valilik çalışanlarına da bu doğrultuda çok teşekkür ediyorum. Evet, en büyük gururumuz Avrasya Genç Girişimciler Topluluğumuz. Biz üniversite açılma tarihi yani 9 Eylül itibariyle üniversitede bir stand kurduk. Bu stand çerçevesinde öğrencilerimize kendimizi anlattık. 500'ün üzerinde şu anda öğrenci kaydı yaptık. Biraz sonra göreceksiniz. 25 Şubat'ta tanışma toplantısı yapacağız. Çok büyük bir organizasyona imza atacağız 25 Şubat'ta. Evet, Kosova Yatırım Bakanımız. Kosova Yatırım Bakanımız geldiğinde çok güzel anlar geçirdik. Bizim temel hedefimiz şu. Biz Denizli'mizi anlatmak istiyoruz. Sektörlerimizi anlatmak istiyoruz. İşletmelerimizi anlatmak istiyoruz. Kendi işletmelerimizle acaba neler yapabiliriz? Onlar yatırım yapabilirler mi? Dışarıdan yatırımcı alabilir miyiz? Ne gibi işlemler yapabiliriz? Bunun arayışları içerisine giriyoruz. Denizli'mizi anlatmanın gururunu yaşıyoruz. Yemeklerimize kadar, kültürümüze kadar her şeyle anlatmaya çalışıyoruz. 4 günlük harika bir program gerçekleştirdik. Ve şunu gördük. Nerede yaşarız? İster Balkanlarda, ister Avrasya'da, ister başka yerlerde, nerede olursa olsun bizi ana vatan olarak görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet olma zorunluluğu var. Biz çok büyük olmalıyız. Çünkü biz bekleneniz, bizden birçokları farklı şeyler bekliyorlar. Bu nedenle çok çalışmak zorundayız ve nerede olursa olsun artık onlarla işbirliği yapmak zorundayız. Ne oldu mesela? Neden sonuç ilişkisine baktığımız zaman Sayın Bakanımız gittikten sonra yaklaşık 4 tane makine sektöründeki arkadaşımızı biz Kosova'daki işletmelerle buluşturduk. Bugün Denizli'de muhteşem işletmeler var. Biz de bazen ilk defa öğreniyoruz. Örneğin ARGE çalışması yapılmış kendilerinin ürettiği makineler var. Nedir? İşte atık gıdalardan yaş köpek maması üretiyorlar. Atık gıdalardan gübre makinesi üretiyorlar. Bu arkadaşlarımız şu anda ICEAT üyesi ve Kosova Ticaret Türk Ticaret Odası'yla bağlantı kurarak şu anda oradaki otellere, belediyelere şu anda bu makineleri hazırlıyorlar. Bakın bir bakanımızın gelmesi ne yollar açıyor. Evet. Tabii ki ziyaretlerimizden sonra bizi de ziyaret etmek istiyorlar, yerimizi görmek istiyorlar. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Ama yine geldiklerinde o günkü mevcut konjüktür, sorun ve sıkıntılarımızı kendileriyle paylaşıyoruz. Evet, Türk Özgürlük ve Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını asla unutmadan
hayatımıza devam etmek zorundayız. Hangi işi yaparsak yapalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haysiyet ve şerefi her şeyden üstündür. Yaptığımız ekonomiden, işimizden, her şeyden. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz ve yapmış olduğumuz sosyo-kültürel faaliyetlerde asla bunları unutmadan devam ediyoruz. Pamuk Üniversitesi'ndeki hocalarımızla beraber 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Milli Mücadele'ye güzel bir sunum aldık ve bu tür organizasyonlarımıza yine Türk Hoca ile beraber devam edeceğiz. Tabii her yıl üyelerimize beratlarını veriyoruz. İlk defa bizimle beraber olan üyelerimize. Şu anda çok fazla üye talebimiz var. Çok fazla var. Çok fazla aranıyoruz. Ama çok üye olmak ne açıdan sıkıntı yaşatabilir? Doğru insanları AYSET'e kazandırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle şu anda yeni yolu arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyoruz. Zaten biliyorsunuz çok güzel bir organizasyonla kendilerine zaten beratlarını teslim ettik. Ben kahvaltımıza katılan tüm üyelerimize de teşekkür ediyorum. Tabii şu anda özellikle Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve benzeri misafirlerimiz geldiğinde mutlaka AYSET'e uğramak istiyorlar. Yapmış olduğumuz çalışmalarda istişare yapmak istiyorlar. Hedeflerimizi görmek istiyorlar, anlamak istiyorlar. Kendisi Antalya Başkonsolosu ve bundan sonraki süreçte yine Sayın Başkonsolosumuzla ortak çalışma konusunda bir hemfikire vardık. Ve bundan sonraki süreçte de ortak çalışacağız. Biliyorsunuz Abdullah Demir şu anda Merkez Efendi Kaymakamımız olarak yeni atandı. Kendisine de asiyatımızı gururla anlattık. Devam edelim. Merkez Efendi İlçe Emniyet Müdürü. Yine söylüyorum. İl Emniyet Müdürümüzü de ziyaret ettik. Ama biz gittiğimizde burası kalsın. Biz gittiğimizde sorun ve sıkıntılarımızı aktarıyoruz. Biz dedik ki mesela şu anda denizin en büyük sorunlarından bir tanesi emniyetsiz açıdan nedir? Bağımlılık ve bağımlılıkla alakalı kullanılan maddeler neler duyuyoruz değil mi? Biz dedik ki AYSEAD'la ortak bir proje gerçekleştirebiliriz. Yaşadığımız trafiksel sorunları anlattık. Parklardaki, artık yerel diyoruz da, yerel vatandaşlarımızın parklarımıza gidemediğini anlattık. Birçok şeyi kendisine aktardık. Kendisi de notlarını aldı. İnşallah vermiş olduğumuz bilgiler ışığında da hareket ederler diye düşünüyoruz. Şimdi özellikle tabii Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yeni kabinede görev alacak Denizli milletvekillerimizi parti ayırmaksızın hepsini ziyaret ettik. Ama giderken zaten biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Ne isteyeceğimizi biliyorum. Çünkü Denizli'miz evet çok güzel. 36 farklı sektörümüz var. İhracatta 5. sıradayız. İşte anlatıldığı zaman gerçekten çok güzel ama çok büyük problemlerimiz var. Bizim problemlerimizi çözecek unsurları oluşturmamız lazım. O söylemeyecek, bu söylemeyecek, kim söyleyecek problemlerimizi? Elbette ki bizler söyleyeceğiz. Ama bunları söylerken saygılarını veriyor muyuz? Asla. Diyoruz ki biz sadece ekonomik anlamda değil. Bizim sosyo-kültürel sorunlarımız da var. Biz sadece diyoruz karayollarına mahkum edilmiş, arada kalmış bir iliz. Ne uçağımız var, ne demir yolumuz var, ne 2024 yılı plan bütçe komisyonlarından çıkmış bir projemiz var. Hiç incelediniz mi 2024 yılı plan proje? Hiç yok. Biz komisyonların tamamını inceledik AYSEP yönetim kurulu olarak. Neler çıkmış? Denize yeni bir proje yapılacak mı? Yeni bir katma değer sağlanacak mı? Devlet eli değecek mi? Yok. Bunları kendilerine aktarıyoruz. Bazı şeylerden rahatsız olduğumuzu söylüyoruz. Bölgesel teşvikler konusunda tekrar elden geçirilmeli diyoruz. Denize teşvik alamıyor diyoruz. Denizdeki insanlar Burdur'a, Afyon'a kaçıyor. Denizin katma değer kaybediyor diyoruz. Denizliler devlet kurumlarından nasıl yararlanacağını bilmiyor. Bunları anlatmamız gerekiyor diyoruz ve her gittiğimiz yerde bunları aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz. Sorunlar söylenmezse öyle halının altına tozlar atıldığı zaman öyle kalır. Gördüğünüz gibi bütün milletvekillerimize gittik, sorunlarımızı aktardık, düşüncelerimizi söyledik. Ve bunların nasıl çözüleceği konusunda da kendilerine bilgi verdik. Devam edelim. Evet. Şimdi bu bizi çok gururlandıran bir olay. Şu anda AYSEAD'ımızın da Türk Dünyası Hizmet Ödülü var.
Bununla gurur duyduk. İnşallah bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza örnek olur. Onlar bizden daha güzel şeyler yaparlar. Türk kültürüne hizmet etmek, her alanda hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii Sayın Başkanımız da aldık aslında bunu. İnşallah daha güzelleri nasip olur. Tabii Ankara'da görüşemediğimiz milletvekillerimizle Denizli'de görüştük. Onları da aktardık. O mesela Cahit Bey'e şunu söyledik. Bazı şeylerden çok rahatsızız. İşte devlet su işlerinin Aydın'a bağlı olması, devlet demir yollarının İzmir'e bağlı olması, maliyenin Antalya'ya bağlı olması, kültür varlıklarını korumanın Aydın'a bağlı olması, askeriyemizin Aydın'a bağlı olması gerçekten bizi üzüyor yani. Denizli katma değer olarak çok büyük bir il. Bugün İstanbul Denizli treni vardı 10 sene önce, şimdi yok. Hızlı tren projesi yok. Biz vatandaşlarımızın ekonomisini de düşünmek zorundayız. Bugün evladınız İzmir'e giderken trenle gittiğinde 200 lira veriyor, otobüse bindiğinde 500 lira veriyor. Bunları da aktarıyoruz. Yine bölgesel teşvikleri söylüyoruz. Yine bu ilin katma değer kaybettiğini söylüyoruz. Hangi sektörde olursa olsun onlara yapılacak olan yardımların daha da çok artmasını istiyoruz. İnsan istihdamının kaybolmasını istemediğimizi söylüyoruz. Bugün Denizli'de işten çıkarılmalar başladığı zaman ne olur? Zaten çok göç alan bir iliz. Bunları kendilerine aktarıyoruz. İnşallah söylediklerimiz belli bir noktaya gelir. Yine Sayın Emniyet Müdürümüze de özellikle bağımlılıkla alakalı ortak proje yapmak istediğimizi, bununla alakalı gençlerimizi bilgilendirecek unsurları beraberce yapabileceğimizi söyledik. İnşallah Sayın Emniyet Müdürü de bunları değerlendirir. Tabii bizim Aysiyat'ımıza ziyaretler devam ediyor. Devam edelim. Sayın Valimiz, tabii gurur duyuyoruz gelmelerinden ve yine yazın Sayın Deniz Büyükşehir Belediye Başkanımızla Kıbrıs'a gittiğimizde zaten sözünü almıştık. Çok güzel bir program gerçekleştirdik. Şunu bilmenizi istiyorum. Biz hangi kurumla ortak proje yaparsak yapalım, programların %90'ını biz oluşturuyoruz. Doğru anlatmaya çalışıyoruz. Saygı çerçevesinde beraberce yapmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz. Biliyorsunuz hemşerilik berat aldı kendisi. Yaklaşık 2 sene önce zaten meclisten bunun kararı geçmişti. Üniversiteyle buluşturduk. Kendisini gazilerimizle buluşturduk. İş insanlarıyla buluşturduk. Elimizden geldiği kadar farklı, bağımsız bir, yine o zaman da söyledim, bağımsız bir Türk devletiyle bu konularda mücadele etmekten gurur duyduğumuzu söyledik. 1970 hatta 1960 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıyla alakalı mücadele veriyor Kıbrıs Türk'ü ve Kıbrıs Türk'ünün bu konuda yanında olmaktan gurur duyuyoruz ve her türlü çalışmayı yaparak onlarla beraber olduğumuzu ifade ettik. Bu en önemlisi. Devam edelim. Şimdi Aysiyat'ta tabii neler yapacağız? Bir defa komisyonlar kuracağız. Daha profesyonelleşmemiz lazım. Daha doğru işler yapmamız lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. İnsanların yeni şeyler üretmesi lazım. Kuracağımız komisyonlardan bir tanesi büyüme ve gelişme, geliştirme komisyonu. Bu komisyonda görev alacak arkadaşlarımız yeni nitelikli üyelerin derneğe kazandırılmasını sağlamak amacıyla mücadele edecekler. Yeni insanlar arayacağız. Yeni hedefleri olan insanlar arayacağız. Mücadele etmek isteyen insanlar arayacağız. Ve Aysiyat'ımıza doğru insanları yerleştireceğiz. İletişim komisyonu. Şu anda aslında yavaş yavaş bunu oluşturmaya başladık. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bir görev dağılımı yaptık ve her yönetim kurulu üyesi arkadaşımıza 15 üyemizi tahsis ettik. Ve bundan sonraki süreçte tabii ki Şadiyan'ı bilgilendirmek adına sizleri arayacak ama bundan sonraki süreçte yönetim kurulu arkadaşlarımız da sizleri arayacaklar. Yapacağımız projelerle alakalı onlar da sizi bilgilendirecekler. Bu konuda ilk çalışmamızı zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanımız geldiğinde yapmıştık. Bundan sonraki süreçte daha fazla yapacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da aktif bir şekilde bu işin içerisine koyacağız. İstişare kurulundaki arkadaşlarımız da dahil. Girişimcilik ve dijitalleşme komisyonu kuracağız. Çok önemli. Dünya değişiyor. Değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Her şeyi takip edemeyebiliyoruz. Bu nedenle kuracağımız bu komisyon mevcut yapıyı kuracak. İş dünyası takip komisyonu. Her gün yasa değişiyor. Yönetmelik değişiyor. Teşvikler değişiyor.
Kanunlar değişiyor. Bu nedenle bunları takip edecek ve Aysiyatlı'yı doğru yönlendirecek arkadaşlarımızın olması lazım. Bu nedenle bu komisyondaki arkadaşlarımız Aysiyatlarımızı bu gelişen dünyada yeni imkanları araştırmak üzere çalışacaklar. Devam edelim. Evet, Uluslararası Ticari İlişkiler Komisyonu. Her ülke hakkında bilgi toplamak, yatırım ve yatırımcı imkanlarını araştırmak, bunların üyelere ulaşmasını sağlamak. Şimdi bununla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Mesela Özbekistan'dan arıyorlar beni. Ama ben Özbekistan'daki mevcut kanunları bilmiyorum. Ama doğru yönlendirmemiz lazım, doğru işler yapmamız lazım. Bu nedenle bizim böyle bir komisyon oluşturmanın gereği duyduk. Artık her ülkeyle nasıl çalışabiliriz, nasıl iletişim kurabiliriz, nasıl iş yapabiliriz, bunları araştıracak bir komisyonumuzun olması gerekiyor. Bakın, Kosova Yatırım Bakanımız gittikten sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'yle bir protokol imzaladık. Kosova'dan 10 öğretim görevlisi getirdik. Bunların 5 tanesi halk oyunları konusunda, 5 tanesi de tiyatro konusunda eğitim aldılar. Ve 5 Mayıs'ta muhtemelen Denizli Büyükşehir Belediyesi de Kosova'ya oradaki herhalde farklı bir festivalleri varmış. Festivale buradan da Denizli'mizden de halk oyunları ve tiyatro ekiplerini gönderecek. Yani dışarıda yaşayan Türklerle sadece ekonomik anlamda işbirliği kurmak önemli değil. Eğer sosyo-kültürel anlamda da işbirliği kurabilirsek ancak onlarla yakınlaşabiliriz. Biz işte neden sonuç ilişkisini kurmaya çalışıyoruz, yapmış olduğumuz işine bargasındayız. Devam ediyoruz ve Genç Gelişim ve Üniversite Komisyonu. Zaten Avrasya Genç Gelişimciler topluluğumuz var. Bu topluluğumuzu idare edecek bir komisyonumuz olması lazım. Onları yönlendirecek Aysiyatlı arkadaşlarımızın olması lazım. Bu nedenle bu komisyonda da arkadaşlarımız inşallah üniversitedeki öğrencilerimizi yönlendirecekler. Avrasya Genç Gelişimciler topluluğunun 25 Şubat'ta Pamukkale Üniversitesi'nde çok büyük bir etkinliği var. Bu etkinlik kapsamında hem tanışma, birbirleriyle tanışma, hem hedeflerini ve programlarını oluşturma, hem de Aysiyatlı iş insanlarıyla buluşma toplantısını gerçekleştireceğiz. Şimdi yine bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde bizim Mayıs ve Haziran ayında Kosova'da olmamız lazım inşallah. 25 iş insanımızla Kosova'ya gideceğiz. Şu anda Kosova Cumhurbaşkanlığı'yla görüşmeyle alakalı temaslara başladık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüşeceğiz. Biliyorsunuz Kosova Cumhurbaşkanı meclis konuşmasını Türkçe yaparak açtı. Bizim için çok önemli. Bu nedenle kendisine de hem de teşekkür edeceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ne kadar önemli olduğunu zaten konuşmamda söylemiştim. Mutlaka bir heyetle İstanbul'a giderek Türk Devletleri Teşkilatı ziyaretimizi organize etmemiz lazım. Biz şu anda bir kitapçık yapıyoruz. Yaklaşık 80 sayfa olacak. Ve bugüne kadar Kazakistan Büyükelçiliği'nden bugüne kadar yaşadığımız süreçte neler yaptık? Bunların ne gibi neden sonuç ilişkisi oldu? Her yaptığımız programdan sonra nasıl aktiviteler gerçekleştirdik? Bunların hepsini bir kitapçık haline getiriyoruz. Ve TİPA'ya bilgilendirme kitapçığı olarak inşallah 15 gün içerisinde göndereceğiz. Azerbaycan ve Macaristan Büyükelçiliği şu anda bizden resmi talebi var. Gelmek istiyorlar ama tabii 31 Mart'ta yerel seçimler olduğu için arkasından da biliyorsunuz Ramazan ayı olması nedeniyle daha tarih vermedik kendilerine. İnşallah Mayıs sonu veya Haziran'da kendilerine tarih vereceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile tamamen şartnamesini bizim yazdığımız bir yarışma düzenliyoruz. Şu anda şartnameyi verdik inşallah ikinci dönem. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Benim mesleğimi biliyor musunuz? Resim ve kompozisyon yarışmasında devreye sokacağız inşallah. Tabii Denizli gündemi panellerimiz var. Biraz yoğun oluruz biliyorsunuz 31 Mart'a kadar. İşte belediye başkanı adayları, meclis üyesi adayı olan arkadaşlarımız bizleri mutlaka ziyaret etmek isteyecektir. Kapımız herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütününü etkilemeyecek her unsurda biz varız. Bu nedenle herkesin hayal gücünü
ve ilçeyi nasıl yönetmek istediğini anlamak açısından kendilerini ziyaretlerini kabul edeceğiz. Geri gelir misin? Şimdi burada özellikle bu ekonomik krizdeki gelir gider dengesizliğin olması, birçok sorunun olması yine bizim İşkur ve SGK il müdürümüzü aysiyatımızda sizlerle buluşturma gereği duyuyoruz. Çünkü çok fazla duyuyoruz. Biliyorsunuz pandemi döneminde kısmi çalışma ödeneği diye bir şeye alışmıştı bütün şirketler. Şu anda kısmi çalışma ödenekleri tekrar geri gelmeye başladı. İstekleri kabul etmeye başladılar. Bu nedenle yeni çıkacak yasalarla alakalı, teşviklerle alakalı bilgi almak zorundayız. Devam edelim. Evet, halk eğitimle beraber inşallah kadınlarımıza kurslarımızı açacağız. Şu anda halk eğitime resmi müracaatımızı yaptık. Halk eğitimden bir cevap bekliyoruz. Onların verecekleri ya da şu anda hangi ellerinde hangi hocalar var bunları bir görmemiz lazım. Ona göre en kısa zamanda da kadınlarımızı, kurslarımızı açacağız. Tabii ki bir iftar programımız var. Devam edelim. Şu anda 3 tane biliyorsunuz belediye başkanı adayımız var. Aysiyat üyesi. 3'üne de başarılar diliyoruz. Geri gelir misin? Deniz Büyükşehir Belediye Başkanımız adayımız, Sevgisa Belediye Başkanı adayımız ve Pamukkale Belediye Başkanı adayımız Türk Ayabı olmak üzere hepsine başarılar diliyoruz. Allah yardımcılar olsun. Devam edelim. Tabii ben özellikle sizlerin huzurunuzda Sayın Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'nın yatırım ofisine çok teşekkür ediyorum. Bizim özellikle ticaret odası, sanayi odası ve birçok yerde görüşmemizde gerçekten devletimiz çok büyük bir devlet. Anlamak zorundayız. Devlet kurumlarımızı bilmek zorundayız. Onlarla beraber eş güdümle hareket etmek zorundayız. Biz yalnız değiliz. Kendimizi yalnızlaştırıyoruz. Bu nedenle çok çalışıp mücadele ederek, elimizden geldiğince mücadele ederek ama doğru kanun ve yükümlülükleri kullanarak hareket etmeliyiz. İnşallah da bu çalışmalarımız devam edecek. Devam edelim. Evet, ödül törenimiz var. İstek bir gezimiz vardı. İnşallah yetiştirebilirsek o konuda söz vermiyoruz. Ama ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Deprem nedeniyle geçen yıl yapmamıştık. İnşallah bu sene yapmayı planlıyoruz. Devam edelim. Açılış da yapmadık biliyorsunuz. Çünkü üstü çok çok üstüne çok büyük problemler yaşadık. O kadar acı varken bizim açılış yapmamız doğru olmazdı zaten. İnşallah açılışımızı gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs'ta Aysiyat üyelerimizle resmi bir Anıtkabir ziyareti düşünüyoruz. Çelenk koyma töreni yapmak istiyoruz 19 Mayıs'ta. İnşallah bununla alakalı sizleri bilgilendireceğiz. Piyanist Tuyhan Uğurlu'yu Denizli'ye inşallah getireceğiz. Anadolu coğrafyasıyla alakalı bir konser verecek. Hititlerden başlayıp kendisinin yazdığı bugünlere gelen bir müzikal bir şey verecek bize. Evet, çok fazla Kıbrıs'a gitmek isteyen arkadaşımız var. Eğer ayarlayabilirsek yine 1974 Barış ve Özgürlük Bayramı'na resmi olarak katılabiliriz. Onda da sıkıntı yok. Şimdi tabii geçen yıl çok kullanamadık ama çok güzel bir bahçemiz var biliyorsunuz. İnşallah bu yaz pazar günleri kahvaltı yaparak hem aysiyatlarımızla buluşup beraber olma hedefimiz var. İnşallah onu da gerçekleştiririz. Devam edelim. Bizler her şeyi takip etmeye çalışıyoruz. Bu işi gönülden yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Tabii her şeyi başarmamız mümkün değil. Bundan sonraki süreçte de her şeyi takip ederek mücadelemize devam etmek istiyoruz. Ben sizlere gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Daha biliyorsunuz yarına kadar buradayız. Sizlerin projesi varsa dinlemekten onur duyarım. Yapmamızı istediğiniz şeyler varsa bize söylerseniz bunlardan onur duyarım. Elimizden geleni yapmak için mücadele ederiz. Gururla yapıyoruz. İsteyerek yapıyoruz. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne özellikle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi adına bizleri davet ettiği için çok çok teşekkür ederiz.
Öncesinde müsaade ederseniz kendimi tanıtmak isterim. Muhittin Aslan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde, Yatırım Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda yatırım destekleri birim müdürü olarak görev yapmaktayım. Özellikle Mahmut Bey'in konuşmasından fazlaca etkilendiğimi ifade etmek isterim. Yani Denizli'de çok ciddi bir hareketlilik, çok ciddi bir sinerji olduğunu ben Mahmut Bey'in konuşmasından hissettim. İşte bugün tabii çok öyle sayfalarca bir sunum hazırlamadım size. Biraz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ne yaptığını anlatacağım. Biraz Mahmut Bey çok fazla Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsetti. Biraz devletimizin yapısı içerisinde neredeyiz? Ondan bahsedeceğim. Sonrasında da zannediyorum daha interaktif bir şekilde devam edebiliriz diye umut ediyorum, düşünüyorum. Müsaade ederseniz yavaş yavaş başlamak isterim. Biliyorsunuz 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle beraber devletimizin yapısında bazı değişiklikler oldu. Artık Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinin devleti idare ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle idare edildiğimiz bir düzene geçtik. Şimdi burada bizim kamuda çok kullandığımız DETSİS dediğimiz bir yapı var. Devlet Teşkilatlanma Sistemi. Bakın hızlıca şunu gösterip geçmek istiyorum. Şu mavilerle gördüğünüz aslında bizim bakanlıklar olarak bildiğimiz Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bakanlarının temsil ettiği kurumlar. Aslında bizim bakanlıklarımız. Hemen şurada aşağıda 4 tane ofis görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi bizim mensup olduğumuz yatırım ofisi. Diğeri insan kaynakları ofisi, finans ofisi ve dijital dönüşüm ofisi. Bu kurumlar bizim çok eskiden bilmediğimiz, aslında kuruluşlarını da biraz eskiden beri Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin örneğinden alarak yapılan bir yapılandırma. 2006 yılında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ismiyle kurulan yapı, 2018'deki değişiklikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne dönüşmüş. Ve oradan model alarak diğer üç ofiste kurulmuş ve teşkil edilmiş. Ne yapıyoruz peki biz? Biz bu dört ofisin başkanı da doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı çalışıyorlar. Klasik bir kamu kurumu gibi görev yapmıyoruz. Bürokrasinin çok fazla içerisinde değiliz. O yüzden biraz daha dışında tutulmuş durumdayız. Ve konu alanlarımızla alakalı devletin kalkınmasındaki öncelikleri ifade eden alanlar, dikkat edersiniz, yatırım, finans, insan kaynakları ve dijital dönüşüm gibi alanlarda hem ülkedeki sektörel durumu daha odaklanmış bir şekilde takip etmek, hem de bu alanlarda ülkenin ihtiyacı olan kalkınma hamlesini daha bürokrasinin dışında, o devletin biraz daha ağır işleyen çarklarından uzakta takip edebilmek adına kurulmuş bir yapı. Yatırım ofisine geldiğiniz zaman da şunu çok net görüyorsunuz. Eskiden beri yaptığımız görevimiz, biz aslında Türkiye'ye doğrudan yatırım çekmeye çalışıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Türkiye ekonomisi gelişmekte olan bir ekonomi. Dünyadaki en büyük 10 ekonominin arasına girme hedefi olan bir ekonomi. İhracatını arttırmak isteyen, ithalatını azaltmak isteyen, yani dolayısıyla cari açığını ortadan kaldırmak isteyen bir ülke olduğu için bizim uluslararası doğrudan yatırım pastasından aldığımız payın, ki bugünün için dünya genelinde %1 civarında bir pay almaktayız. Bu rakam 2002 yılı öncesinde %0.2-0.3'lerdeyken şu anda %1'e kadar çıkmış durumdayız. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Buradaki net ölçümüz de şu. Hala net anlamda cari açık veren bir ülke olduğumuz için cari açığımızı kapatmanın uzun vadeli en sağlıklı yolu aslında kaliteli doğrudan yatırımların ülkemize yapılması. Eskiden beri bizimle alakalı bilinen birazcık da hatalı bir algı vardı. Bizim hep yabancılarla çalıştığımızı düşünürler. Aslında şöyle bir şey yok. Biz yerli yabancı ayrımı yapmıyoruz. Çünkü zaten yatırım dediğiniz şeyin, bu ülkeye yapılacak yatırımın yerliden, yerelden, yerli yatırımcıdan, yerli dinamiklerden uzak düşünülmesi mümkün değil. Siz başka dünyanın başka bir ülkesine, başka bir şekilde yatırım yapmaya gittiğiniz zaman da onların yerel dinamikleriyle bir şekilde bağlantı içerisinde olmadığınız zaman başarılı olmanız mümkün değil. O yüzden şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda ofisin portföyünde ve biz ofiste aslında çok temelde proje bazlı çalışıyoruz. Bizim çok yakından takip ettiğimiz yatırım projelerimiz var. Bu projelerin içerisindeki yerli yatırımcı oranını yanlış hatırlamıyorsam 2023 yılı sonunda %60-65'ler civarında.
O yüzden biz sadece yabancı yatırımcıyla çalışmıyoruz. Ama yurt dışında şöyle bir şey yapıyoruz. Biz ülkemizin yatırım ortamını, yatırım ortamı avantajlarını yurt dışında gidip anlatıyoruz. Türkiye'nin ne kadar yatırım uygun bir ülke olduğu, ne çeşit avantajlar ortaya çıkarttığı ve ulusal, daha doğrusu küreselleşen dünyada nasıl bir fırsat sunduğunu anlatmak da resmi olarak, kurumsal olarak bizim görevimiz. Bu anlamda tabii şurada isimlerini gördüğümüz ülkelerde bizim danışmanlarımız var. Şunu şöyle anlatayım. Bakın burada gördüğünüz noktalar bizim dünya üzerinde yatırım çekmeyi istediğimiz, planladığımız ama kendi kendine ortaya çıkmış değil. Aslında dünya üzerinde ekonomisini geliştirmiş ve artık kendi ülkesine sığmayan ve başka ülkelerde de yatırım yapma noktasında iştahlı olan ülkeler. Gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın büyük ülkeleri Almanya, İngiltere, İspanya. Körfez sermayesinin ülkemize gelmesi bu anlamda bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda uzak doğudaki hareketleri siz benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Biz burada yerel danışmanlarla çalışıyoruz. Bu biraz bizim klasik kamu bürokrasisinden farklılığımızın da çok net bir örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siz yurt dışına bir memur gönderdiğiniz zaman o memur Sayın Büyükelçi'nin ofisinde çalışır. Bizim bu bahsettiğimiz ofisler, yatırım ofisinin personelleri, hizmet sözleşmesi imzaladığı kişiler, bunlar Türk olmak zorunda değiller. Bizim hedeflediğimiz nokta oradaki yerel dinamiklerin içerisine girmek olduğu için biz Japonya'da, biz Japonya'da da çalışırız. Önemli olan oradan kaliteli ve kıymetli bir hizmet alıp oradaki yatırım projelerini burada yerel yatırımcılarla buluşturabilmek, oradaki yatırımı buraya çekebilmeyi amaçlıyoruz. O yüzden belki bunun ICF açısından kıymeti şu olur. Biz zaman zaman Türkiye'de de kendi artık kabına sığmayan, özellikle son dönemde malum, ülkenin ekonomik durumundan mütevelli, şu anda zor bir durumdan geçtiğimizi zaten Mahmut Bey söylediler. Ama şu anda çok özel bir seçimden sonra ortaya konulan orta vadeli planda günden güne hükümetin 2026 yılının sonuna kadar ekonomiyle alakalı vaziyeti oldukça iyi bir noktaya getireceğini hedeflemiş durumda. Ve bu anlamda her yurt dışından gelen yatırımcı kendisini güvende hissetmek için aslında yerelde çok kıymetli ortaklar arar. O ortakların aslında tespit edilmesi açısından ve bizim de bazen böyle şey örnek veriyorum. Konudaki danışmanımız bizi arayıp bir spesifik bir konu hakkında, detaylı bir konu hakkında Türkiye'deki ilgili firmalarla görüşmek istediğinden bahsediyor. O yüzden ICF gibi yapıların bu anlamda bizim önümüzü açması açısından kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Peki Türkiye'de nasıl bir yapılanmamız var? Biraz da ondan bahsedeyim isterseniz. Ondan sonra da kurumun verdiği hizmetlere yavaş yavaş gireceğim. Aslında her devlet yapısı içerisindeki kurum gibi Ankara'da teşkilatlanmış bir kurumuz, Ankara'da merkezimiz. Ama İstanbul'da çok büyük bir ofisimiz var. Şöyle çok temel bir ayrım var. Yatırım kararı almamış projelerde ve Türkiye'nin yatırım ortamını tanıtabilmeleri İstanbul'daki bir sorumlu. Ama yatırım kararı almış projeler, işin stratejik kısmı, idari kısımları, insan kaynakları kısımlarda Ankara'da teşkilatlanmış durumda. Ben de Ankara'da aslında buraya katılıyorum ve daha çok benim yaptığım, temelde yaptığım iş yatırım destekleri birimi olarak yatırım kararı almış ya da almaya hazır projelerin bürokrasideki sorunlarını ortadan kaldırmak. Çünkü malum burada konuşmaya başlamadan önce de sizlerle yaptığımız sohbetlerde az önce Mahmut Bey de söyledi. İşte Denizli'de çeşitli kamu kurumlarının bölgesel yapılanmalarının bulunmaması, bürokraside uzun süre devam eden iş ve işlemler, o işlemlerin hızlıca bitmemesi sizlere kaybettirdiği zaman bunlar benim şahsen devletin bana verdiği görev çerçevesinde doğrudan işimi teşkil ediyor. Peki biz ofis olarak verdiğimiz hizmetlere bakarsak yavaş yavaş bir onları anlatayım müsaade edersiniz. Evet, ihtiyaca uygun danışmanlık diyoruz. Burada hani devlet danışmanlık hizmeti verir mi? Danışmanlık deyince hep şey aklımıza geliyor, özel sektör aklımıza geliyor. Bu biraz bizim klasik devlet kurumu olmadığımızın da bir göstergesi. Her yatırımcıyla biz otururuz. Gerçekten bir yatırım niyeti varsa, bir derdi, bir tasası varsa onlarla oturup konuşuruz. Onları dinledikten sonra Türkiye'de planları, programları yapmak istedikleri, ihtiyaçları o anlamda aynı zamanda şunu da test etmiş oluruz. İhtiyaçları ve istekleri doğru bir noktada mı, doğru bir noktaya doğru mu gidiyor, sağlıklı fikirleri mi var, sağlıklı bir planlaması mı var? O anlamda biz yatırım yapmak isteyen herkese vaktimiz olduğunca, kurumsal kapasitemiz yettiğince konuşmakta
çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu bizi de değiştiren bir tarafı. O yüzden herhangi bir yatırımcının ihtiyacına uygun danışmanlık verme anlamında kurumun bugüne kadar Türkiye genelinde, Türkiye satında devleti ve devletin genel yapılanmasıyla alakalı bir takım tecrübeyi paylaşmak ve onları doğru yola yönlendirmek, onları doğru şekilde bilgilendirmek bizim en aslında yatırımcı için katma değerli olduğunu bildiğimiz bir diyelim hizmetimiz. Çünkü doğru teşvikimi alacak, doğru yerde mi yatırım yapacak ya da farklı yatırım bölgelerinde yatırım yaparsa başına ne gelecek, ihracat yaptığı zaman nasıl bir yoldan gitmesi lazım, bununla alakalı bizden nitelikli bilgiler ve raporlar her zaman temin edebilirsiniz. Yine devlet bir koordinasyon görevimiz var. Şöyle anlatayım. Az önce yine bahsedildi. Yani devletin ilgili kurumlarına ulaşmakta ve onlarla doğru iletişimi kurmakta bazen zorluklar yaşadığınızı söylediniz. Doğrusunuz. Dönem dönem bunu biz bile yaşıyoruz. Ama yatırımcının bu anlamdaki doğru kişiyle doğru iletişimi doğru yapı ve doğru platformunu kurmasıyla alakalı benim yatırım projesi bazında olabilir. Bugün yaptığımız işte aslında bundan çok farklı bir şey değil. Bugün de onu yapıyoruz. Biz bu anlamdaki koordinasyon faaliyetimiz her zaman yürütüyoruz. Çünkü mevzuata göre hiçbir kamu kurumunun bize dönmemek gibi, bize cevap vermemek gibi bizim onları ürettiğimiz konuyu zaten öncesinde bizim süzgecimizden geçtiği için buna cevap vermemek gibi bir lüksü yok. Mevzuat der ki ilgili kamu kurumu bize karşı dönüş yapmak mecburiyetinde. Şimdi yatırım destek hizmetlerine geleceğim. Zaten ben bu birimin başındayım. Burada da aslında şeyden bahsediyoruz. Hani bürokrasideki yaşanan sıkıntılar ve en tabii güzeli bir yatırım projesine başlayacaksınız. Elinizde bir fikir var. Finansman temeliyle alakalı sorunlarınızı da 3 aşağı 5 yukarı çözdünüz. Ama planlamalarınızı yaparken izin ve lisanslarda, kamuda yatırımınızı nereye yapacağınızla alakalı, özellikle üretim bazı yatırımlar için konuşuyorum ya da teknoloji bazı yatırımlar için konuşuyorum. Devlet tarafında başınıza ne geleceğiyle alakalı bir fikriniz yok. Burada iki konu var. Hangi sırayla, ne zaman ve ne kadar sürede yapacağımı şimdi. Ona göre fizibilitenizi kurgulayacaksınız. Ve bu anlamda zamanın ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Çünkü ekonomideki genel makroekonomik dengeler son dönemde o kadar değişken ki bugünün gerçekleriyle, bugünün fizibilite gerçekleriyle, bir ay sonrasında fizibilite gerçeklerinin çok değişken olduğunu zaten görebiliyoruz. Bu sizin maalesef her gün yaşadığınız önemli bir risk kaynağı. En azından biz buna şöyle bir şey üretebiliriz. Sizin ne zaman ne iş yaşayacağınızı ve bizim sahadan getirdiğimiz tecrübeyle 3 aşağı 5 yukarı bu işi ne kadar zamanda halledeceğinizi öncesinde bizden aldığınız bilgilerle bilirseniz ona göre planlamalarınız biraz daha riskten arındırılmış olur. Burada tabii şeylerin detaylarına fazla girmek istemiyorum. Karşılıklı konuştuğumuz zaman müferitle işte teşvikle alakalı başınıza ne gelecek, işte çalışmaya oturma. Ama mesela bir tane örnek vereyim. Şirket kurulduğunuz zaman, tabi buradaki bazı hizmetler doğrudan yabancılara dönük ama çalışma ve oturma izniyle alakalı, mesela yabancı çalışanlarla çalışın, yurt dışından bir teknoloji getirdiniz, onunla alakalı yabancı çalışanlar getireceksiniz. Bununla alakalı çalışma ve oturma izninin alınması noktasında doğrudan müdahil olabiliyoruz. Teşvik başvurularınız noktasında, başvuru öncesinde sizin nasıl bir teşvik alacağınızla alakalı, öncesinde sizin için ilgili kamu kurumu ve Sanayi Bakanlığı ile bağlantılı için başvurunuzu takip edebiliyoruz. Çevresi değerlendirmesi ve sonrasında çevre izinleri. Bu zaten aslında yeşil dönüşüm dediğimiz konuyla beraber son dönemde zaten önemliydi. Her gün önemini arttırmaya devam ediyor. Bu anlamda da özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sizin yaptığınız işe nasıl baktığını önceden bilmeniz sizin en azından tesisinizi ve yatırımınızı tasarlarken önünüzü görmenize sebebiyet verecektir. Ve yatırımlarla ilgili diğer izin ve ruhsatlar noktasında bizden öncesinde bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda hali hazırda işin içindeyseniz, hali hazırda bir kamu kurumuna gidip orada tıkandıysanız yine hiç tereddütsüz eğer bir yatırımınız varsa taş üstüne taş koyuyorsanız başımızın tacısınız. Her zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz. Evet, arazi bulma desteğine özellikle bakın bunları ben yazmadım buraya. Bu bizim yayındaki web sitemiz, kurumumuzun web sitesinin Türkçe versiyonu. Oradan anlatıyorum size ben bunları. Bunu herkes istediği zaman görebilir. Memleket yatırım yeri bulmak sıkıntılı bir iş. Yatırım yeri özellikle belli bir ölçeğin üzerine çıktıysanız, rakam da vereyim, benim doğrudan işimi teşkil ediyor bu konu. 50 dönümün üzerine çıktıysanız, lojistik olarak avantajlı bir yer arıyorsanız, bir de bunu uygun fiyatla arıyorsanız, Türkiye'de biraz zorlanıyorsunuz demektir. O anlamda biz bu konuda size yardımcı oluyoruz. Çünkü çok uzun süre bunda çalışmış durumdayız. Hani memleketin neresinde, nerede, hangi organize sanayi bölgesinde ya da hangi serbest bölgede, ne kadar yer var? Bu
Bunu 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir fiyatla alabilirsiniz? Ya da onları aldığınız zaman sonrasında başınıza ne gelecek eğer buralarda hiç çalışmamışsanız? O anlamda sizin için araştırma yapıyoruz ve zaten belli bir ölçeğin üzerindeyse yatırımınız. Burada belli bir sınır yok bu arada. Hani kafanızda şöyle kurgulamayın. Bazen teknolojik büyüklüğüne göre çok ufak bir sermayeli atıyorum. 10 milyon dolarlık bir yatırım da bizim için çok kıymetli olur. Ama zaten 50 milyon doların üzerinde çıkıyorsanız bizim portföyümüze girmiş olursunuz. Portföyümüze giren yatırımları da başından sonuna kadar takip etmek bizim görevimiz. Yatırım heyeti ziyaretleri diyoruz. Burada da hem yurt içinde hem yurt dışında bizim ziyaretlerimiz hiç bitmiyor. Çünkü biz sadece kamu tarafından beslenirse klasik bir devlet kurumu olmaktan öteye gidemeyiz. Bizim sizin gibi çok kıymetli sivil toplum kuruluşları, yatırım ve yatırımcı derneklerine hem yurt içinde hem yurt dışında sürekli dokunuyor olmamız lazım. Çünkü biz hem kamu için, sizin için kamu tarafından, kamu için de sizler tarafından doğru bilgiyi buluşturmakla alakalı bir görevimiz var. Yani bazen Türkiye'de maalesef geçmişten gelen bir şeydir bu. Kamu kurumundaki memurun sizinle alakalı algısı bazen çok farklı bir noktada olabiliyor. Sizin de oradaki memurla alakalı algınız bazen çok farklı olabiliyor. Bizim derdimiz bunu aynı noktada buluşturmak, aynı zemine oturtmak ki ortaya belirli derde toplu düzgün bir ilişki çıksın ve iş yürüsün. Yani işin yürümesi çok önemli o anlamda. O yüzden bu ziyaretleri her zaman önemsiyoruz. Elimizden geldiği kadar da burada örneğin olduğu gibi katılım sağlayıp yönlendirmek ve devam etmek istiyoruz. Proje lansmanları dönem dönem bizim başkanımız, bu arada başkanımızdan da biraz bahsedeyim, Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu. Aslında bu sizin geldiğiniz bölgenin insanı, hani özünde Aydınlı, Nazilli'dir. Ama tabii Sinop saatinde böyle yapıyoruz. Özel hani Denizli olduğunu görünce özel bir talimatı da oldu. Mutlaka gidelim, dokunalım ki oradaki sanayici ve yatırımcı arkadaşlarımızın derdi tasası varsa özellikle ilgilenelim dediği için. Hani yanlış anlamayın, söyledim mi? Memlekette siz ve size benzer derdi toplu çok güzel derneklerimiz için ama kurumsal kapasite, vakit, malum, kısıtlı, hepsine cevap veremediğimiz oluyor. Burada kendisinin özel talimatı var, özellikle ifade etmek isterim. Tabii Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin muhtesine giren işlerde, yani hem ulusal hem uluslararası düzeyde bir yatırım gerçekleştiği zaman yine ofisin düzenlediği lansmanlarla bunları da hem yurt içinde hem yurt dışında basına duyuruyoruz, lanse ediyoruz ki bu da sizin aslında ekonomik görünürlüğünüz ve yatırım ortamınızın ürettiği sonuçlar açısından önemli. Ortak bulma desteği. Bu da bizim bir kurum içerisinde bir envanterimiz var. Bazen özellikle yerelden şöyle son dönemde çok fazla hani, talep aldığımızı söyleyebiliriz. Malum hükümetin ve Merkez Bankası'nın uyguladığı parasal sıkılaşma tedbirlerinden sonra finansman erişiminin zorlandığı zamanlarda birçok yatırımcı finansman ihtiyacını ve teknoloji transfer ihtiyacını aslında yabancı yatırımlarla ortaklık yapmak suretiyle gidermek çok istedi. Buna benzer ben bayağı bir aslında talep aldığını biliyorum. Bize gelen talepleri bir araya getirip konusu, sektörü birbiriyle ilişkiliyse onları bir araya getirdiğimiz çok fazla toplantı oluyor. İşte sizden talep geldiyse sizi arıyoruz. Bir de sizin karşıladığınız örnek veriyorum. Almanya'da da bir tane yine Türk kardeşimiz var. O da Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Sizin farklı nitelikleriniz, onun farklı nitelikleri var. Onda belki finansman var. Sizde teknolojik bir altyapı var. Sizleri bir araya getirip, buluşturup, konuşup, birbirimizi ısındırıp ondan sonra biraz geri adım atıyoruz. Çünkü malum devletiz. İşin ticari kısmı burası ticaret anlamında serbestsiz olan bir ülke olduğu için o da bizim hiçbir şekilde müdahalemiz olmaz. Ama sizin anlaşmanızla alakalı, sizin anlaşmanız bizim için çok kıymetli. Anlaştınız, sonrasında bize geri geliyorsunuz. Diyorsunuz ki biz gerçekten bu işi beraber yapmak istiyoruz, ortaklık yapacağız. Bize yatırım yeri lazım, kamudan şu izinlerin alınması lazım. Teşviklerle alakalı şöyle ihtiyaçlarımız, dertlerimiz var. Ondan sonra sizi biz buluşturduysak, sonrasında sizinle beraber o yolu yürümek için elimizden geleni de yapıyoruz. Bu anlamda ortak bulma hizmetimizde mevcut. Son olarak yatırım sonrası hizmetler dediğimiz, yatırımınızı yaptınız, bitirdiniz, tesisi kurdunuz, çalışanlarınızı da aldınız, başladınız çalışmaya. Bizde işiniz bitiyor mu? Bizim nezdimizde bitmiyor. Özellikle bizim desteklediğimiz bir yatırımcıysanız, bize tekrardan ulaştığınız zaman, bir dertiniz olduğu zaman biz yine gözümüzü kapatmıyoruz. O anlamdaki dert ve tasanızla alakalı. Mesela şöyle çok örnek olur. Atıyorum, Çankırı'da bir tane lastik fabrikasının kurulmasıyla alakalı Türk yabancı ortaklığıyla çok güzel bir yatırım projesi olmuştu. Hala üretilmeye devam ediyor orada.
bir ara Ticaret Bakanlığı tuttu, Tayvan'dan gelen ham maddeye %50 civarında gümrük vergisi koydu. Adam da koşu koşu bize geldi. Yani ben bunu böyle yaparsam bütün pazarla alakalı sıkıntı. İşte o anlamda gidip Ticaret Bakanlığı ile bununla alakalı girişimde bulunuyoruz. Bakın bunu yaptınız ama bakın burada böyle ve buna benzer bir sürü kişi var. Mağdur olan. O adam geldiğinde planını böyle yapmamıştı. O şekilde bazen bakanlıkların aldığı kararların tabii makul bir zeminde tekrardan gözden geçirilmesiyle alakalı desteklerimiz de olabiliyor. O yüzden yatırımınızı yaptıktan sonra da biz ben ve benim arkadaşlarım her zaman sizin hizmetinizde olmaya devam ederler. Çünkü bir yerden sonra yatırım öncesiyle, sırasıyla, sonrasıyla bizim iş alanımızı teşkil ettiği için buna da gözümüzü hiçbir zaman kapatmıyoruz, kapatmayacağız. Tabii Türkiye'yi anlatırken biz ne anlatıyoruz? Biraz size onu, biraz sizinle onu paylaşmak istiyorum. Hani bizim Türkiye'de yatırım yapmak için 10 tane çok temel nedenimiz var. Özellikle sizlerin de biliyorum sadece buradaki grubun Denizli'ye sığmadığının farkındayım. Daha fazla büyümek ve gelişmek istediğinin farkındayım. O anlamda sadece Türkiye için de değil, Türkiye dışında da çeşitli kontaklarımız mutlaka oluyordur. Mahmut Bey de zaten bahsettiler. O anlamda biz genel olarak Türkiye'yi anlatırken ülkenin güçlü ekonomisinden bahsediyoruz. Geniş iç ve bölgesel pazarlara sahip olduğundan bahsediyoruz. Türkiye çok önemli bir pazar birçok ülke için. Hem Avrupa için hem Uzak Doğu için. Son dönemde bunlarla alakalı hani bakmayın hani çok fazla olumsuzluk da başımıza geldi. Doğal afetler başımıza geldi. Ekonomi olarak dünyanın getirdiği pandemiden sonra gelen genel finansal zorlukların yansımalarını da ülkemizde görmemize rağmen biz pazar avantajımızı hiçbir zaman kaybetmediğimizi biliyoruz. O yüzden bunu da her zaman her yerde anlatıyoruz. Şunu hiç söylememe gerek yok. Yani lojistik açıdan sadece 3 ya da 4 saatlik uçuş mesafesinde dünyanın yaşayan 8 milyarlık nüfusunun 2 milyarına dokunma imkanınız var. Körfez'e yakınsınız, Rusya coğrafyasına yakınsınız. En basitinden strateji konumumuzun bize yakın zamanda getirdiği Rusya ile Ukrayna arasında savaşın çıkacağını kimse tahmin etmiyordu. Savaş çıktı, 10 gün sonra bize şey yağmaya başladı. Batılı ülkelerin Rusya'daki operasyonları, Rusların kendi ülkelerindeki operasyonları, Ukraynalıların doğudaki operasyonları tamamı bize gelip dediler ki biz Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz. Bu bizim strateji konumumuzu bizim karşımıza çıkardı bir şey. Ve o noktada biliyorsunuz hükümetin uyguladığı çok akıllıca dış politikayla da hala bunların nimetlerinden faydalanmaya devam etmek istiyoruz. Bu bizim için bir fırsat penceresi. Genç ve dinamik nüfusumuz bugün var. Çok kıymetli, çok önemli. Ama bir 40-50 sene sonra olmayacak, bunun farkındayız. Çünkü nüfusla alakalı şu çok bilinir, demokratik fırsat penceresi diye bir şey vardır. Yani şu anda Japonya bunu bir 40-50 yıl önce yaşadı, Avrupa bunu 40-50 yıl önce yaşadı. Biz bunu şu anda yaşıyoruz. Yani nüfusumuz zaten projeksiyonlara baktığınız zaman şöyle 90-95 milyonlara doğru bulup ondan sonra yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Yani o yüzden önümüzdeki 30 ya da 40 yıl bizim için çok kıymetli, çok değerli. O anlamda insanımızın gerçekten kıymetini bilerek hareket etmemiz lazım. O yüzden bize de, size de, herkese de çok büyük iş düşüyor. Ben Mahmut Bey'in sunumu da buna ilişkin yapılan şeyleri gayet güzel gördüm, ellerinden birini yaptığını görüyorum. Bir de ufak bir davet oldu orada Pamukkale Üniversitesi ile yapılacak şeyde. Memnuniyette. Yani izni şey vermiyorum, talimatı ben vermiyorum ama gelmekten, katılmaktan çok büyük memnuniyet duyarım. Davet için teşekkür ederiz bu arada. Nitelikli ve rekabetçi iş gücümüz, evet var. Bu bizim en güçlü taraflarımızdan bir tanesi. Bunu da şöyle anlaşılmasın. Genelde bizim özellikle Burak Bey, hani yani Türkiye özellikle pandemiden sonra ucuz iş gücü mü? Hayır. Türkiye ucuz iş gücü değil. Bazı konularda ucuz değiliz. Ama kaliteliyiz. Gerçekten kaliteliyiz. Hani son dönemde şöyle bir şeyler, bu nesil değişlerle yine ilgili olarak belki bende bile vardır. Genç arkadaşlarla bazı yerlerde çok fazla iletişim kurmakla alakalı sıkıntı yaşayan insan duyuyorum ama gerçekten farklı bir nesil geliyor. Dünya genelinde farklı bir nesil geliyor. Çok amaca dönükler, çok akıllılar ve çok ciddi verim üretme odaklı olarak yetiştiler. O yüzden biz bu iş gücünü sadece bu sebepten bu ülkeye gidip yatırım yapan yatırımcılar var. Yani Avrupa'nın birçok bölgesinde daha iyi teşvik alacaklar. Daha ucuz arazi bulacaklar, biliyoruz. Ama sadece bu iş gücünün nitelikli oluşundan dolayı yatırımı çünkü bir günlük yapmıyor adam, 30 yıllık, 40 yıllık yapıyor. Türkiye o anlamda önemli bir fırsat. Türkiye'de kesintisiz bir reform süreci var. Evet öyle.
ve sürekli kendimizi geliştirerek, değiştirerek devam ediyoruz. Buna ihtiyacımız var. Bu biraz bizim dinamizmimizden ve çok kültürlülüğümüzden de kaynaklanıyor. Yeteri kadar yapılıyor mu bu reformlar? Tartışılır, oturulur, konuşulur ama biz reforma kapalı ülke hiçbir zaman olmadık. Bugün de olmadık, yarın da olmayacağız. Kendimizi geliştirmeye ve değiştirmeye her zaman devam edeceğiz. Liberal yatırım ortamımız var. Evet, bakın çok daha yeni, 3 gün önce bir tane Koreli önemli bir teknolojik transferi yapmayı düşünen şirketin CEO'su Türkiye'deydi. Onunla bir şey yaptık. Faaliyet alanını da söyleyeyim. Ülkedeki tuz kaynaklarından lityum üretmeye çalışacak adam. Benim önemli bir tecrübesi için sorduk ya hani ve sunumunda da şunu bahsetti. Güney Amerika ülkelerinde bizden çok daha fazla tonlarca şey var. Tuz var. İşte Avrupa'nın belli ülkelerinde çok da soruyorsunuz bir yerden de peki niye Türkiye? Bunu söyledi bize. Ya siz ekonomik liberallik anlamında dünyadaki önemli ülkelerden bir tanesiniz. Evet biz kimsenin işine karışmıyoruz ki. Biz gerçekten hani o anlamda doğrudan yabancı yatırımlar kanunuyla beraber 4.875 sayılı kanun biz mesela yurt dışından gelen yabancılar için ortaklık mecburiyeti getirmeyiz. Onların bizim burada yasalarımıza göre faaliyet göstermeleri anlamında bizim yasalarımıza göre derli toplu faaliyet gösterdiği zaman işlerine o anlamda hiçbir zaman karışmayız. O yüzden Türkiye önemli bir ülke. Teşviklere kazanç teşvikler diyoruz. Tabii bu teşviklerle alakalı şeyle birazcık tabii Mahmut Bey sunumunda Denizli'nin yeteri kadar teşvik alamadığı ile alakalı şey de oldu. Bir söylem de oldu. O biraz Denizli'nin ikinci bölge olmasından kaynaklanıyor. O biraz mevcut teşvik politikasının ona da böyle biraz şey hani bizdeki bilginin size aktarılması şeklinde olur. Yaklaşık 10 ila 15 yıl önce bizim hali hazırdaki teşvik politikamız Türkiye'nin cari açığını kapatmaya dönük orta ve yüksek teknolojili ara malların ve son ürünlerin üretilmesi üzerine ve bölgesel dinamiklerle kurulmuş. Şimdi Ankara'dan ihracat ve ithalat rakamlarına baktığı zaman bir memur arkadaş Denizli'nin sürekli dış ticaret fazlası verdiğini gördüğü zaman şöyle bir algı oluşur Ankara tarafında. Ya burası zaten kalkınmış. Çünkü kafa şöyle çalışıyor. Az kalkınmışa çok verelim, çok kalkınmışa az verelim. Ama şimdi bugün itibariyle iki temel dinamik var artık dünya üzerinde ve mevcut teşvik sisteminin değişmesi gerektiği, bunu ben söylemiyorum. Bunu orta vadeli programda görüyorsunuz. Bunu Yeşil Mutabakat Eylem Planı yaptı Ticaret Bakanlığı orada görüyorsunuz. Mevcut teşvik sisteminin değişmesiyle alakalı çalışmalar devam ediyor. İki temel sayık var. Birincisi yeşil dönüşüm dediğimiz artık ham madde kullanımıyla alakalı, çevreyle alakalı, atıkla alakalı hiçbir şey çevre korumanın çok daha ötesine geçecek hale geliyor. Yani siz artık ihracatınızı yaparken belirli sektörlerde hani özellikle ihracatımızın da %60 civarında Avrupa'ya yaptığınızı düşünürseniz eğer yeterince emisyonlarınızı azaltıcı yapmıyorsanız, yeşil enerji kullanmıyorsanız o zaman ek ticari yükümlülüklerle karşı karşıya kalacağınız bir süreç var. Birincisi teşvik sisteminin bu anlamda bizim ülkemizdeki yeşil dönüşümü destek olucu nitelikte olması lazım. Bunun farkındayız. Biz farkındayız. Milli Bakanlar farkında çalışmalar devam ediyor. İkinci temel dönüşüm dijital dönüşüm. Yani hiçbir şey artık arka planında sabahki sohbette bir tane kardeşimizin kendi yazılımını kendi yapmasıyla sondaj makinelerinden bahsettiniz değil mi? Şimdi sondaj makineleri noktasında kendi yazılımımızla çok ciddi aslında bölgesel bir oyuncu haline gelmişiz. Bu da artık bizim artık bu blockchain'lerin, şunların bunların, ben çok aslında uzmanı değilim ama bütün dünyanın oraya doğru gittiği bir şeyde teşvik sisteminin bunları da yalnız ezbere değil, sahada yatırımcıya dokunarak gerçekten destekleyerek olması lazım. Ben Sanayi Bakanlığı'nda böyle bir bilinç olduğunu biliyorum. Her gün Ankara'da oturup konuşuyoruz. Yakın zamanda da buna ilişkin bir çalışma ortaya çıkacak, bir mevzuata dönüşecek bu konu. Ama ben sizden aldığım geri bildirimle Denizli'nin hareketliliğine daha fazla hareket katacak, bölgesel dinamiklerin de sadece dikkate alınmalı bir sistem olması noktasında sizden aldığımı karar vericilere iletme sözü veriyorum efendim. Son olarak şöyle tamamlayayım. Avantajlı Ar-Ge ekosistemimiz var. Bu şundan kaynaklanıyor. Biz biraz Ar-Ge noktasında bugüne kadar kendimizi araştırma gelişme noktasında her ne kadar çok ciddi teşvik programları uygulamamıza rağmen
Tabii 2022 ile 2023 ile bugün arasında çok ciddi bir fark olmasına rağmen yeterli noktaya getirdiğimizi hiçbir zaman görmedik. Bununla alakalı gerçekten hani önce Ar-Ge yaptığınız zaman patenti, ürünü sıfırdan ortaya çıkarıp bütün katma değeri, değer zincirini ülkede tamamladığınız zaman aslında bunun parasını kazanıyorsunuz. Ve bu sizi aslında çeker nokta haline getiriyor. Yani yıllarca bizim birazcık da 70'lerden gelen ithal ikamici politikalarla hani o iş zaman içinde şuna dönüşmüş. Ham madde bende varsa vereyim, katma değerlendirsin geri alayım. Bu bir kazanç değil, bu sadece günü kurtarmak. Ama Ar-Ge'yi, üniversiteyi, sadece üniversitede değil de Ar-Ge deyince insanların aklına üniversite geldi. Bana göre Ar-Ge üniversitede yapılmaz. Ar-Ge şirketin içinde yapılır. Şirketlerin buna ilişkin büyük şirketlerin kendi departmanları olmalı. Ve burada çok büyük şirketlerin de her zaman bunu yapacağı gibi bir algının da doğru olmadığını düşünüyoruz. Bazen KOBİ ölçeğinde bir tane OSB'nin içerisinde inanılmaz şeyler görebiliyorsunuz. Ve emin olun siz çok güzel söylediniz. Bizim insanımız bunu yapabilme noktasında çok mahir. Çok mahir. Tabii bu anlamda biz bu ekosistemin şeyini yaparken bir taraftan da bu işle alakalı ek teşvikler nasıl edilebilir? Bununla alakalı görüşmeler de yapılıyor. Son olarak sektörel fırsatlar. Bu sektörel fırsatlar dönem dönem değişebiliyor. Buna çok fazla girmeyeceğim. Ve biraz şurada hani bu İngilizce yapılan bir sunum. Bunu niye açtım? Şunun için açtım. Bunun hepsini size yapmayacağım. Çok fazla vakit alır. Yurt dışında özellikle hani Türkiye'yi anlatırken biraz örnek olması açısından bazı ekonomik rakamlar üzerinden Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu bakın şöyle anlatıyoruz. Mesela işte bakın 2022 yılında 236 milyar dolarken şu anda 906 milyar dolara kadar GDP'mizi arttırmışız. Biz birazcık Türkiye'nin ne yaptığını bu rakamlar üzerinden görebiliyoruz. Sizler tabii daha yerelde kendi işlerinizde yaşadığınız problemlere odaklanırken biz hem tehditleri hem fırsatları hem de zorlukları birazcık daha görmeye çalıştığımızı düşünüyoruz. Örnek olarak bunu şöyle kısaca bir göstereceğim. Mesela biraz nüfusumuzdan bahsediyoruz. Bakın mesela az önce bahsettiğim şey şu. Türkiye 446 milyonu Avrupalı olmak üzere kendi alanında 1 milyardan fazla müşteriye aslında ulaşabileceğiniz bir ülke. Örnek olarak. Son dönemde Türkiye'nin bu anlamda yazdığı çok fazla başarı hikayesi var. Stratejik şeyimiz var diyoruz. Stratejik olarak bir lokasyona sahibiz. Bunları birazcık iş dünyasında rakamsallaştırmanız lazım. Bakın mesela 1 milyar doların üzerinde şöyle bir tane rakam bulmuş bizim arkadaşlarımız. 1 milyar doların üzerinde 2002 yılında sadece 9 ürün satarken bugün de 2022 bakımında 53 ürüne çıkarmışız. Yani Türkiye'nin şu yatsınamaz bir gerçek. 2002 yılından, 2003 yılından bugüne kadar gayri safi milli hasılamızı 3 katına çıkardığımız, birçok alanda çok ciddi başarılara imza attığımız, 2008'deki ve 3-4 sene önce pandemideki ekonomik zorluklara direnebildiğimiz dirençli bir ekonomiye sahibiz. Ama şöyle bir tehditimiz de var, çok net olarak bunu ortaya koyabilirim. Bu eskiden de kullanılmıştı. Orta gedek tuzağı diye bir şey var biliyorsunuz. Orta gedek tuzağına yakalanmamak lazım. Orta gedek tuzağı bir zaman sonra sizi aşağı doğru çekiyor çünkü. Şu anda yatay bir zeminde devam ediyor ülke. Yani ihracatımız şu anda yılda 260-270-280 milyar dolarları buldu ama 500'e çıkması için, 1 trilyon dolara çıkması için az önce bahsettiğim iki temel değişken, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm noktasında gerçekten önemli işler yapmamız lazım. Son olarak bizim yine teşvikler çok konuşulduğu için biraz da şeye değinip teşvik sistemiyle alakalı duruma değinip sizler çok iyi biliyorsunuz ama ufakça da bilgi verip yavaş yavaş şey yapmak istiyorum, tamamlamak istiyorum. Malum bizim mevcut teşvik sistemimizin içerisinde temel alanı şuradaki bölgesel yatırım teşvikleri oluşturuyor. Çünkü en büyük teşvik kalemlerini buradan veriyoruz bakanlık bütçesine. Bizim teşvik sistemi biliyorsunuz daha çok kişilerin, yatırımcıların devlete yaptığı ödemelerin affı üzerine kurulu. Yani açıktan mali destek ya da maddi destek, hibe verme üzerine bir yapı değildi. Yalnız son dönemde proje bazlı yatırım teşvikleriyle biraz daha bunu şey hale getirdik. Esnek hale getirdik. Eğer projemiz çok teknolojik açıdan öncelikliyse, çok ciddi bir yatırım büyüklüğüne sahipse, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla müzakere yapmak suretiyle aslında şurada bahsettiğiniz, gördüğünüz başlıkta nakitleri ödemeler, makinedeki KDV'ler, inşaatta KDV istisnaları, gümrük vergisi gibi
size uygun olan teşvikleri Cumhurbaşkanı kararıyla onlardan alabiliyorsunuz. Tabii dediğim gibi bu biraz daha yatırımın büyümesi, miktar olarak büyümesi. Zaten 1 milyar TL şey var, 1 milyar TL sabit yatırım tutarı alt limiti var. O da bugün ne oldu? 34 milyon dolar civarında bir kur hesapladığımız zaman. Bu esnek yatırım teşvik mekanizmasının daha geniş alanlara yayılmasıyla alakalı da çeşitli fikirler olduğunu biliyorum. Stratejik yatırım teşviklerimiz de yine bakın az önce anlattığım şey. Daha çok hani ülkede katma değer ürün ve ithal ikame sistemi üzerine kurulu. Yani bizim ithal ettiğimiz malları Türkiye'de ürettiğiniz zaman aslında biraz daha fazla bu anlamda teşvik aldığınız bir yapı. Ama çok uzun olmayan bir vadede, hatta Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat kapsamında, EU Green Deal kapsamında bütün denklemi, ham madde denklemini, ticaret denklemini, işte tarımla alakalı denklemi değiştirdiği bir gündemde bu gördüğünüz tablonun bir miktar değiştiğini siz de göreceksiniz. Bu anlamda şu çok değerli ve önemli. Sizlerin yerelde yaşadığınız sıkıntılar, neye özellikle ihtiyacın olduğunuzun bizim üzerimizden, bir adres daha söyleyeceğim, kalkınma ajansları üzerinden, Rezilya ile kalkınma ajansına bağlı. Bunların politika yapıcılara sağlıklı bir şekilde iletilmesi lazım. Biz artık burada biraz şey olacağız, daha yakınlaşacağız. Siz isterseniz arkadaş olacağız, dost olacağız. Ben kendi şahsımda bir kurumum adına, sizden aldığım geri bildirimleri zaten ileteceğim ben, hiç şüpheniz olmasın. Bunlar önemli. Ondan dedim zaten, bir noktadan sonra bu kitabı bilgiyi bıraktıktan sonra karşılıklı soru cevabı geçersek bence çok daha bir teklifi güzel olacak. Zaten bayağı da vaktinizi aldım. Saat 4 olmuş. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sizin Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğüyle alakalı orada bir zorunluluktan ve mecburiyetten bahsettiniz. Çok dikkat edici. Hani bizim 1000 yıldır bu topraklarda sizin bahsettiğiniz ahilik kültürüyle devlet kurmuştur. Kültürlerden çok farklı dinlerden bir mozaiği bir arada yönetebilmiştir. Bu zordur ama bu bizim gerçekleştirdiğimiz dünyada da çok azlarının yapabildiği bir şeydi. Ben şunu çok net gördüm. Kendi şahsım için de şunu söyleyeyim. Ben askerde anlatıyorsam, ismimin önünde Cumhurbaşkanlığı'nın adı varsa benim hayatım her şey bana bu devlet vermediğin oldu. O yüzden orada sizinle konuşan insanların ne kadar çekingen olduğunu, o devletlerin altında olduğunu, ne kadar büyük bir sorumluluk ve ne kadar büyük bir güç olduğunu anlarsınız. Ben bunu hissederek yaşadım. Mikrofonda kalabilir. Ben de şöyle şurada durayım. Bölgelere ait olabiliyor evet. Sayın Başkanım. Ama bir türlü asgari ücret komisyonları bölgelere ayrılamıyor. Evet. Bu da nüfusun belli bir yerde yoğunlaşmasına ve işverenlerin pensiyon bulmasını zorlaştırıyor otomatikman. Ben İstanbul'daki bir ev kirasıyla Kars'taki bir ev kirasının aynı olmadığını biliyordum. Ama yatırımların oradan oraya taşınmasıyla ilgili asgari ücret komisyonlarında nasıl teşvikler bölgelendirilebiliyorsa asgari ücret de bu şekilde bölgelere ayrılabileceğini düşünüyorum. Bir ikinci şeyim de şu olacak. Sayın Mustafa Varan bir toplantısına gitmiştim. Benim işverenimin ticareti bir memurun inisiyatifine bırakılamaz demişti. Biz bundan dolayı çok mutlu olduk. Şu anda da böyle bir birinin olduğunu gördük. Gerçekten bir memurun inisiyatifinden farklı olarak devletimizde özellikle hizmet ve branşlı olan insanları karşımıza atamış. Bundan dolayı yaptığınız işe çok saygı ve hürmetle duyuyoruz. Şimdi bizim proje bazlı desteklerde sadece devlet bankalarından hizmet alamıyoruz. Bunlar genelde işte çek karşılığı krediler tipinde oluyor. Bunların özel bankalara sirayet etmesi zor oluyor mu soracağız. Tamam. Çünkü devlet bankalarında da işleyiş memuriyetten çok farklı olmadığı için biraz zorlanılıyor. Yine bir soru. Çok özür dilerim. Yok, ben not alıyorum hepsini. Buyurun siz. Yetkisiz müteahhitler konusu. Bunlar
mükellef olan insanlar çok zorluyor. Hemen hemen her sektörde merdiven altı işlerin yapıldığını biliyoruz. Mükellef olmanın da bu sefer suç olduğu duruma geliyor. Yetkisiz müteahhit dediniz değil mi? Tabii, yani müteahhit demek şu müsteşar olabilir. Bu yani yetkisiz kişilerin yaptığı merdiven altı yapılan ticaretler, yani merdiven altı yapılan işler. Kayıtsız diyelim. Kayıtsız. Kayıt dışı. Yapılacak bütün işlerin tamamı bizim işlerimizi aslında zorlaştırıyor. Hı hı. Ve mükelleflikten dolayı, vergi öder zorunda olmaktan dolayı aslında suçlu duruma da getiriyor bizi. Çünkü öbür tarafta ne bir saniye sorgusu, ne bir KDV, ne bir vergi sorgulaması varken, her şey iş güvenliği sorgulaması varken, her şeyi yaparken, bu arada işimiz inşaat olduğundan belki tamam. Buradan geliyoruz soru. Bu konuların biraz aşılması, daha fazla denetim mekanizmasının merdiven altına kaydırılıp mükelleflerin biraz daha bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi sıradan başlayayım sorduğunuz sırayla. Asgari ücret komisyonları. Şimdi bu konu malum ülkemizde devletimiz üniter bir devlet olduğu için ve birçok konu aslında merkezi idare tarafından karar verildiği için anayasamızda da böyledir. Şimdiye kadar biz milli bir asgari ücret politikasıyla devam ettik. Son dönemde özellikle maalesef enflasyonun bu kadar yüksek olmasından mütevellit bazı bölgelerde çok ciddi farklılaşmalar oluşmaya başladı. Bununla alakalı ben şimdiye kadar bürokrasi içerisinde çok fazla konuşma duydum. Bundan sadece şeyler değil, asgari ücretliler değil, memurlar da etkileniyor, merak etmeyin. Yani İstanbul'da çalışan memurla, atıyorum Denizli'de çalışan memur arasında aynı seviyedeki memurların aldıkları ücret aynı. Ama tabii karşılaştıkları hayat pahalılığı birbirinden farklı. Bunun gerçek bir devlet politikasına dönüşüp dönüşmeyecek konusu gündelik hayatın biraz da fazla dışında dediğim gibi üniter bir devlet olduğumuzu unutmuyoruz. O yüzden somut bir çalışma olduğuyla alakalı şimdiye kadar bir şey duymadım. Çalışma Bakanlığı'nın konusudur bu konu. Tahminimi söyleyebilirim belki sadece. Uygulanan ekonomi politikasının, işte parasal sıkılaşma politikaları, enflasyonla mücadele politikalarının belli bir noktada sonuç vermesiyle tekrardan aslında milli asgari ücret uygulamasının gerçek zeminde dönmesiyle alakalı bir düşünce olabilir. Ama burada ihtiyaç kespederse zaten devlet yönetiminin gerekli tedbirleri alacağından da herhangi bir şüphem yok. Mustafa Varank Bakan'ı çok severim. Mustafa Varank Bakan'la çok fazla toplantıya girdim. Bu kadar kamu bürokrasisiyle barışık, bir o kadar da yatırımcıyla barışık, bir yatırım ofisi çalışanı olarak da bizim önümüzü sonuna kadar açan çok kıymet verdiğimiz bir büyüğümüz Sayın Varank. Söylediği söze ben de benimsiyorum, katılıyorum. Bürokrasinin işi değerli arkadaşlar, bürokrasinin işi devletin işi vatandaşa yardımcı olmak, vatandaşın işini yapmak. Sabahki sohbette işte adını vermeyeyim şimdi bir kamu kurumundan bir tane yazının 8 ayda çıktığını öğrendik. Bakın her birinize ayrı ayrı lütfen istirham ediyorum. Buradan çıkınca zaten kartımı ve iletişim bilgilerimi Sayın Başkan'a bırakacağım. Bu benim işim. Devletin bana verdiği iş, yatırım destek birimi sizin bürokrasideki sorun ve sıkıntılarınızı çözmek. Bürokraside maalesef ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiye göre çok çok iyi bir duruma geldik. Ama farklı kamu kurumlarının farklı dinamikleri var. Biraz bu anlamda ehlileştirebildiklerimiz var. Hala eski alışkanlıklarla devam edenler var ama önemli değil. Benim şunu sorma hakkım her zaman var. Sizden gelen talep, başvurunuzu yaptınız kanunlara uygun bir şekilde, size kısa zamanda dönülmediyse, incelemeniz yakın zamanda yapılmadıysa, devlet her zaman iyi şeyler söylemez. Devlet eğer yanlış bir şey istiyorsanız kaşlarını çatar, yanlış şey olmaz der. Doğru bir şey yapıyorsunuz olur der. Buradaki ölçü mevzuattır. O anlamda ama doğru da söylese, eğri de söylese, olumlu da söylese, olumsuz da söylese bunu çabuk söylemesi lazım. Çünkü zaman her şeyden kıymetli. O yüzden bizim iletişim kanallarımız size her zaman açık olacak. Mustafa Varank Bey bunu hep söylerdi. Ben de naçizane kendi görev yaptığım birim açısından bunu her zaman söylüyorum. Proje bazlı destekler devlet bankaları ve özel bankalar meselesinden bahsettiniz. Şimdi devlet bankalarının tabii sermaye yapısı bir noktada devlet ve hazinenin kontrolünde olması hasebiyle orada devlet politikalarını doğrudan yansıtabiliyorsunuz. Ama sunumumda da bahsettim. Türkiye liberal bir ülke. Siz doğrudan özel bir bankanın hizmet yapısına, bilançosuna doğrudan müdahale yapamazsınız.
bu dünyada ben uluslararası ekonomi, uluslararası yapıya entegre oldum ve buna böyle devam edeceğim diyen bir devletin zaten yapmaması gereken bir iştir. Ama siz genel dengeleri ve dinamikleri buna göre ayarlarsanız o bankalarda finansman kuruluşlarıdır. Onlar da zaten kendi paralarının para etmesi için çeşitli noktalarda finansman sağlamaya devam ederler. Bu problem birazcık bahsettiğiniz sıkıntı, parasal sıkılaşmayla alakalı uygulanan politikalara özel bankaların verdiği güvenlikçi politikalardan geliyor. Onlar kendilerini koruma altında tutuyorlar. Çünkü devletin bu anlamda elindeki güç onlarda yok. İnşallah orta vadeli programdaki hedefler kademe kademe başarılmaya ve daha erken başarıldıkça işte özel bankaların da finansman sağlama noktasında çok daha hevesli olduğunu göreceksiniz. Son yetkisiz müteahhitlik meselesi. Ben onu biraz genelleyeyim. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele şeyine sokalım. Türkiye'nin yıllardan gelen sorunlarından bir tanesidir bu. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele. Sözüm meclisten dışarı maalesef dönem dönem kayıt dışı kalma yolunda çok büyük bir gayret sarf eden bir grubun olduğunu da biz hep görüyoruz. Devletin işi bunlarla mücadele etmektir. Mücadele devam etmektedir. Müteahhitlik üzerinde de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sunumunda söylemedim belki. Benim orijinim de o bakanlıkta. Benim memuriyete başladığım yer. Ben çevre mühendisiyim. Çevre yüksek mühendisiyim. Çevre Bakanlığı göreve başladıktan sonra işte yöneticilerimizin şeyle o zaman başbakanlık, şimdi Cumhurbaşkanlığı'da çalışmaya başladım. O orada da çok ciddi problemli bir konu. Ve maalesef 6 Şubat'ta yıl dönümünü şey yapacağız. Hepimizin böyle 1-2 hafta şey gezdiği, uykularını uyuyamadığı, uyumaya utandığı bir zamandan geldik. Yıl dönümü oluyor. Ben ara ara görev icabı gidiyorum o bölgeye. Gerçekten çok zor durumdalar. Allah yar ve yardımcılar olsun ama biz bakın yine millet olarak olumlu olumsuz birçok şey konuşuyorum. Çok büyük bir dayanışma örneği gösterdik orada. Orada ama yapılacak daha çok iş var. Şu anda kentsel dönüşüm yasası biliyorsunuz revize edildi. Bununla alakalı Çevre Bakanlığımızın noktasında yeni bir başkanlık kuruldu kentsel dönüşümle ilgili. Yerel yönetimlerle ilgili, fenni mesuliyetle ilgili ve müteahhitlerin nitelikli olmasıyla alakalı çok yapısal, çok daha yakın zamanda sorumlu bakan yardımcısıyla görüştüğüm için kullanıyorum bu ifadeleri. Kayıt dışılıkla bu anlamda mücadele etmek için artık İstanbul'dan başlamak üzere, çünkü İstanbul'u gerçekten acilen dönüştürmeye ihtiyacımız var. Şöyle düşünün, o deprem, tabii her insanımız çok kıymetli de ekonomik dengeler açısından ve ülkenin kalkınma yapısı açısından söylüyorum bunu. O deprem Maraş'ta değil de İstanbul'da olsaydı ne olurdu? Hani Allah korudu hepimizi o anlamda. O yüzden o anlamda çok yakın bir zamanda ki Mehmet Özaseki Bakanımız da çok yetkindir bu konularda, yerel yönetimleri gayet iyi bilir. Çok ciddi tedbirlerin alınacağıyla alakalı şeyler var. Hem kalkınma planlarında var, hem onların önünde var. Bizim bu işe dediğiniz çözüm, çözüm bulmamız lazım. Yani burada kolluk kuvvetiyle bir ilişkilendirme yok. Yani devlet diyor ki sadece 177'yi arayacağız. Evet, başka sorunuz varsa buyursunlar. Ben olumsuz gördüm ki ne tür avantaj ve riskleri oluşturacağı konusunda bilgi alabilir miyiz? Hızardır. O yüzden oradaki sorunların, bakın iki tane örnek vereyim. Yakın zamanda Rusya... Çıkarayım artık başka. Yine denizimizin göz bebeği Şişe Camımızın ustalarının evet, elleriyle yaptığı şeyi size hatıra olarak vermek istiyorum. Sağ olun hocam. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Serkan Sarı ben. EST Uluslararası İthalat İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Denizli'den ICA adımız için 2024 yılı istişare toplantısı için katıldık. Buraya bugün. Heyecanlıyız tabii haliyle. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yetkili arkadaşımızın da bizi bugün bilgilendirdi burada yatırımlarla, teşviklerle ilgili, ülkemizin ekonomik durumuyla ilgili. Böyle bir grup halinde toplantı gerçekleştirdik. Bizim için çok iyi oldu, çok verimli oldu. Evet, önümüzdeki şimdi 2024 yılına baktığımızda gerçekten birçok jeopolitik risklerin içindeyiz. Ekonomik anlamda da dünyada bir daralma var ve ülkemiz de bundan etkileniyor. Bu noktada 2024'ten bu sunum da ardından beklentileriniz nedir? Tabii bu sunum bize bazı stratejik konularda yol göstermiş oldu. Daha dikkatli olmalıyız 2024 yılında yapacağımız yatırımlarda. Daha çok çalışmalıyız. Ülkemiz için daha çok mücadele göstermeliyiz. Yani bu şekilde yatırımlarımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
Peki sektörünüz açısından değerlendirmemiz gerekirse? Sektörümüz her zaman gelişen ve büyüyen bir sektör. Çok etkileneceğini düşünmüyorum. Yerel seçimlerden sonra da hızlı bir şekilde toparlanma sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Bu konuda kendimize güvenimiz tam. Biz çalıştıktan sonra bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke. Bu konuda kimse tedirgin olmasın. Kendimize güvenelim, çalışalım yeter. Teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Öncelikle firmanızı ve sizi tanıyabilir miyiz? Muhammed Çeliker ben, inşaat mühendisiyim. Denizli'de proje ve taahhüt anlamında çalışmalarımız var. Bugün buraya ICIAT'ın genel istişare toplantısına geldik. Güzel bir toplantımız oldu. Daha öncesinde ne yaptık, ne yapabiliriz? Bununla ilgili gündemlerimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden gelen Sayın Müdürümüz sayesinde de hem ülke bazında hem de küresel bazda neler yapılabilirliği konusunda vizyonumuzun açılması için güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Evet. Şimdi sektörünüz açısından ele alacak olursak gerçekten inşaat sektöründe ki bütün sektörlerde finansmana ulaşımda bir zorluk var. Evet. Ekonomi yönetimi bir anlamda ekonomiyi soğutması noktasında ki baktığımızda inşaat sektörü de birçok sektörle iç içe zincirleme kesinlikle harekete geçiren bir sektör. 2024 öngörüleriniz ne? Ki bu noktada seçiminde bir milat olduğu söyleniyor. Beklentimiz şöyle, şu an en büyük problemimiz artan maliyetler ve ikincisi finansman, kredilerin çok uygun olmamasından dolayı bizim sektörümüz sıkıntı yaşıyor. Seçim sürecine kadar sanırım böyle gidecek ama bahar ve yaz aylarından sonra faizlerin sabit kalması veya biraz faiz indirimine girmemiz noktasında eğer imkanlar çoğalırsa sektör biraz daha canlanacaktır diye düşünüyorum. Ama maliyetler de her geçen gün artıyor ki döviz de özellikle seçim sonrası artış bekleniyor. Peki herkesin de beklentisi bu. İnşaat maliyetleri böyle artmaya devam ederken konutlar daha da ucuzlayacak mı? Ya, ucuzlama noktasında şöyle bir noktada kalıyoruz. Maliyetler yükseldiği için biz bunu daireye yansıtıyoruz, daire satışlarına. O zaman da insanların alım gücü, ulaşma kısmında sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için aslında Denizli özelinde yerel oyunculardan ziyade ülke genelinde daha kolay, daha uygun maliyetlerle arsa edinmesi veya farklı şekillerde finansal yardımlarla veya çözümlerle öyle söyleyeyim size sektöre destek verilmesi aslında bizim daha uygun fiyatlarla daire satışı ve vatandaşımızın bunlara ulaşım imkanını gerçekleştirebilir ama tabii bu biraz daha büyük ölçekte destekler gerektiriyor bize. Evet, bu anlamda dediğiniz gibi inşaat sektörünün bir desteğe, hibeye ihtiyacı var diyoruz. Kesinlikle. Teşekkürler, çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. Eksik. Bu 2024 istişare toplantısındayız ki bu yıl çok daha farklı oldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte ki Mahmut Hocamız güzel bir sunum yaptı. Diğer taraftan da yatırım teşvikleri konusunda bilgi aldık. Bu bağlamda bu toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz ve devamında biliyoruz ki Akçe Şirketler toplu olarak birçok alanda yatırımlarınız var, çalışmalarınız sürüyor. 2024 ile ilgili ne gibi beklentiler çıkardınız bu toplantıda? Öncelikle sizlere de hoş geldiniz diyorum. Çünkü ICIAT'ımızın 2004 yılından bugüne hızla derneğimiz de kendini geliştiriyor. Ülkemiz de gelişiyor inşallah. Yani o konuda topluluğumuz olarak bizlerin de son zamanlarda yapmış olduğumuz güneş enerjisi, jeotermal ruhsatlarla beraber inşallah ülkemize, ilimize hizmet etme imkanı olacağız. Ve derneğimizin bu 2024 Antalya toplantımızın Cumhurbaşkanlığı yatırım izlemeden gelen müdürümüzle de daha iyi bilgilenmiş olduk. Daha iyi olacak. İnşallah hayırlara vesile olur. Güzeldi. Mahmut Başkanımın özellikle derneğimize olan saygınlığının artırması, işte Kosova Yatırım Bakanı, Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve gelecek olan diğer ülkelerin de yetkilileriyle, yani bunları da bilgilenmiş olduk ve dernek üyelerimizi bilgilendirmiş olduk. Güzel bir toplantı. Ben şahsım adına çok memnun kaldım. Teşekkür ederim herkese emeğe geçen, özellikle sizleri
Daha Denizli'den Antalyalılara bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Biz sizlere teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Estağfurullah. İyi ki varsınız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, iyi günler. İsmim İmran Ateş Turgut. Hükümran Gayrimenkul firmasının sahibiyim. Çok güzel, çok verimli bir toplantı oldu. Katkılarından dolayı Mahmut Hocam'a çok teşekkür ederim. Hocam, evet. Yine bir yıl dönümü 2024 istişare toplantısı evet. için Aysiyat olarak Antalya'dayız. Ki bu yılda farklı olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte evet. çok önemli bir organizasyon imza attınız. Çok da güzel bir sunum yaptınız ve devamında da yatırımlarla ilgili bir bilgi aldık. Bu bağlamda da aslında 2024 ile ilgili önümüzü görme noktasında önemli açıklamalarda da bulunmuş oldu. Neler söyleyeceksiniz? Tabii her yıl biz bir sonraki yılın fizibilite çalışmasını yapmak, üyelerimizin görüşlerini almak ve onların bize söylemiş oldukları doğrultuda hareket etmek adına istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. Ama konuşmamda da söylediğim gibi yani daha büyük projelere imza atmak zorundayız. Değişen bir dünya var. Şu anda sorunlarımız var. Ekonomik olarak sorunlarımız var. Birçok sorunumuz var. Sadece şikayet ederek ve eleştirerek değil, mücadele ederek ancak bu işin içerisinden çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle bu doğrultuda projeler üretmeye çalışıyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevcut bölgede çok güçlü olması gerekiyor. Bu güçlülük ancak yatırımcının, üreticinin daha morali düzelirse, daha farklı noktalara yatırımlar yapabilirsek, işte dışarıdan ortak yatırımcılar getirebilirsek veya bizim arkadaşlarımızın dışarıda yatırım yapacakları hale getirebilirsek, hep beraber her konuda sosyal, kültürel, her anlamda mücadele edersek ancak düzlüğe çıkabiliriz. Bunun bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi asla şikayet etmiyoruz. Evet eleştirebiliriz ama şikayet etmiyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Denizli çok önemli bir il. Yani birçok farklı sektörümüz var. Baktığınız zaman denizdeki sektörleri Türkiye'de bilmeyen yok. Ama yenileniyoruz, biz de yenileniyoruz. İşte herkes bizi tekstille biliyor ama bugün bakır sektörü, işte topraksız tarım, turizmin daha da gelişmesi, birçok noktada gelişen bir ilimiz var. Eksiklerimiz var mı? Evet var. Biz de bu eksikleri tamamlayacak unsurları oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kurum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünden hiçbir şüphemiz yok. Ancak bizim sorunumuz ne? Kamu kurum kuruluşlarıyla tam iletişim halinde değiliz. Kimden nasıl faydalanacağımızı, nasıl onlardan yararlanacağımızı bilemiyoruz. İşte bugün harika bir sunum gerçekleştirdik. Devletimizin ne kadar bizim yanımızda olduğunu gördük. Ama doğru hamleler yaparsanız, doğru yatırımlar yaparsanız, doğru yatırımcıları çekmenin devlet eliyle nasıl olduğunu gördük bugün. Bu nedenle yapmış olduğumuz bu çalışmayı daha da büyüterek, Denizli'ye taşıyarak, Pamukkale Üniversitemizdeki öğrencilerimize, İşte ticaret odamızla, sanayi odamızla, ilgili kurumlarla beraber ortak bir çalışma yaparak Denizli'deki sanayicimize de anlatmamız lazım. Bu heyecanı onlara aktarmamız lazım. Bize anlatılanları anlatalım ki ne kadar büyük işler beraberce başarılabildiğini herkesin görmesi lazım. Ben Cumhurbaşkanlığı yetkililerine sizlerin huzurunda bizleri buluşturdukları için çok teşekkür ederim. Evet, bir yılın ardından yine 2024 Aysiyat'ın 2024 istişare toplantısıyla birlikteyiz, Antalya'dayız. Ama bu yıl farklı olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'yle birlikte çok önemli bir sunum yaptı Sayın Muhittin Aslan Müdürümüz. Ki sizin de sorularınız oldu. Daha çok ben tabii ki bir anlamda burada Aysiyat'ın bünyesinde birçok sektör var. Siz de kendi sektörünüzle ilgili sorular yönelttiniz. Bu bağlamda neler söyleyeceksiniz bu organizasyonla ilgili ve devamında sektörünüzle ilgili 2024 beklentinizi ben duymak istiyorum sizden. Tabii ki Aysiyat'ımızın gene yıllık olan istişare toplantısında iş insanlarına gerekli olabilecek konularda doğru iletişimler kurmak adına kurumlardan talebimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin birim müdürü Sayın Muhittin Aslan'ı da ağırladık. Kendisine sorduğum sorular içinde de asgari ücret komisyonlarının şehirlere göre fiyatlamalarını şehirlere göre, çünkü yatırım teşvikle ilgili olarak bölgelere ayrılabildiğini, bu yatırım teşvik bölgelere ayrılabiliyorsa asgari ücret tespit komisyonlarının da bu şekilde ayrılarak farklı asgari ücretlerle iş adamlarının işçilerine
çalıştırmasını daha uygun gördük. Çünkü rakamsal olarak işte İstanbul'da 30 bin olan bir kiran Deniz'de 10 bin lira olduğunu biliyoruz. Ama ikisinde de asgari ücretin aynı olduğunu biliyoruz. Tabii farklı yöntemlerle bu işler iş insanları tarafından çözülüyor ama bunların da resmiyeti çok olmuyor. O yüzden doğal bir soruydu. Hem işvereni hem de çalışanları ilgilendiren bir soruydu. Konunun Sayın Muhittin Aslan'ın üstlerimi bildireceğim demesiyle ilgili genelleme yaptığımız bir soruydu o. Sektörünüzle ilgili kaygılarınız da vardı anladığım kadarıyla. Tabii sektörümüz lokomotif sektörlerden. Dolayısıyla iş gücünün çok ihtiyacı olan sektörlerden. Bir diğer sorum da işte yetkisiz müteahhitler ve kayıt dışı ekonomiydi. Devletin daha fazla denetlemeyle ilgili konularda çalışmasını istedik, talep ettik. Sayın Başkanımız da bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını ve daha ilerleyen dönemde bunların engellenmesi için elinden geleceğini, yapılacağını söylediler zaten. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. Devletimizi yanımızda hissetmek, arkamızda hissetmek bizim için onur verici. Üyelerimiz olan iş insanlarına da faydalı olabildiysek ne mutlu. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, İsmail Bey, öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Adım İsmail Altın. ASM Altın Sondajı'nın sahibiyim. Deniz'den geliyoruz. Bu ASİAD üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün de çok önemli bir organizasyon için bir araya geldik ki devamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte doğru. Ki sizden de bahsetti Muhittin Bey ya, bu yatırımdan sabah yaptığımız bir söyleşide ki çok önemli atılımlarınız var. Bu noktada da yatırımlar konusunda bilgi sahibi olduk. Nasıl bir değerlendirme yapacaksınız bize bu organizasyonla? Bugünkü toplantılarımızda bayağı katkı bulundu. ASİAD Muhittin sağ olun, teşekkür ederiz hepsi için. Bizim firma olarak biz bu konularda biraz daha sondaj sektöründen bahsediyoruz. Biz oradan geliyoruz deniz firması olarak. Biz biraz daha bu firmaları yani yaşıtlarımızdan 30 yıl önüne gidiyoruz. Sebebi Türkiye ve Avrupa'da yazılımlı bir sondaj makinesi yaptık. Bu da ilk. O da biz yaptık. O da Denizli'de. Yani bunun arkası yok. Ama bundan sonra olacak mı? Olacak. Yani biz firmada bunun katkıda bulunduk ve bunu elimizin taşının altına koyduk. Tabii batabilirdik de bu ara. Ama çok şükür başardık. Bugünlere geldik. Ve bugünkü ASİAD'daki toplantımız çok olumlu geçti. Benim açımdan olumlu geçti. En azından bilmiyorum başkası için. Buradan Mahmut Hocam'a, Aysa üyelerine hepsine sonra teşekkür ederiz. Evet, sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Volkan Salman, elektrik mühendisiyim. Asansör sektöründe ağırlıklı uğraşmaktayız. İkinci sektörümüz tarım. Olmak üzere şirket hayatına devam ediyoruz. Evet. Şimdi bugün Antalya'dayız. ASİAD'ın geleneksel istişare toplantısında ki bu yıl farklı bir konseptle Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi konusunda da yatırım olanakları noktasında bir briefing verildi. Diğer taraftan da aslında 2024'ün öngörüleri de masaya yatırıldı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Cumhurbaşkanı ofisinden gelen Sayın Müdürümüz çok güzel bilgiler verdi. Burada ASİAD üyeleri kendi yatırımlarını genişletmek anlamında kendi içinde de istişare toplantısı yapıyorlar. Sayın Müdür'ün verdiği bilgiler bizim ileride atacağımız adımları bir öngörü oluşturdu. Buna göre kendi içimizde değerlendirip uygun yatırımları uygun şekilde yapmak istiyoruz. Peki sektörünüz açısından dediniz ki hem asansör sektöründesiniz ki inşaatla ilgili düşündüğün dönemde çok fazla konuştuğumuz konuların başında geliyor. Ki baktığımızda zaten kredi ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Diğer taraftan da tarım konusu, sürdürülebilir tarım konusu da her zaman gündemimizde. Doğru. Çünkü işlenmemiş gıdadaki enflasyon her geçen gün artıyor. Nasıl öngörüyorsunuz 2024? Önümüzdeki 2024 yılında inşaat sektörünün yine bir darboğazdan geçeceğini düşünüyorum. 2025 ve 2026 yılında gayrimenkul sektörünün hareketleneceğini tekrar düşünüyorum. Ama bu önümüzdeki yılda biraz daha durgun geçecektir. Daire almak isteyen, iş yeri almak isteyen, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için tam alım zamanı aslında. Bu konuda ben onlara bir tavsiyede bulunabilirim. Tarım sektörüne gelecek olsa tabii tarım sektörü hava şartlarına bağlı. Dünyanın hava şartlarına bağlı, bir tek Türkiye için değil. Grafik eğrisini tabii sektörden tarımsal üretime göre değişmekle beraber tarım üretiminde bu yıl ben artacağını düşünüyorum. Çünkü dünya nüfusunun 8 milyarı geçtiği bu dönemde Türkiye'nin yapacağı tarım politikalarındaki güzel çalışmalar hem kendisine hem de dünyaya katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Ki tarım fiyat, ürünlerindeki fiyat artışı ne yazık ki durdurulamıyor. Evet. Özellikle bu konuda rekor kıran son dönem zeytin. Zeytin oldu. Altını geçti zeytin ve zeytinyağı. Özellikle biz Ege bölgesi yatırımcılar olarak birçok insanın zeytine yatırım yapmasını tavsiye ederim. Çünkü hava şartları, iklimsel ve topraksal olarak zeytine uygun. Ben zeytinin de önümüzdeki yıl yine rekor kıracağını düşünüyorum. Zeytin konusunda olarak. Çünkü kendim zeytinciyim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Mustafa Buldanlıoğlu, Denizli Selçuk Bey Şubesi'nin sahibiyim. Yaklaşık 18 yıldır gayrimenkul işindeyim. Turyap Selçuk Bey Şubesi'nin 1,5 sene olduğu kuralı. Arsa ve daha çok fabrika üzerine çalışıyoruz. Bu şekilde. Evet. Şimdi Antalya'dayız. 2024 geleneksel hale geldi. Aysiyat'ın istişare toplantısı ki bu yıl Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi ile önemli bir organizasyon da yapıldı. Hep birlikte takip ettik. Ve bir anlamda da aslında 2024 ile ilgili öngörüler de ortaya çıktı. Bu bağlamda sektörünüzle ilgili 2024 beklentileriniz nedir? Nasıl bir tablo var sizin sektörünüz açısından? Şu an 2024 tabii biraz girişinde sakin başladı. Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in de dediği gibi bir 6 ay, 7 ay kadar bir durgun gidecek. Ama inanıyoruz ki açılacağında tabii ki konut kredilerinde acayip derecede bir sıkışma var. Şu an müteahhit arkadaşlar daire satamıyor. Tabii onların krediyle alakalı konularda biz de bayağı bir sıkıntı çekiyoruz ama tabii herkesin konuları ve bölümleri farklı olduğundan biz bu konuda çok etkilenmediğimizi söyleyebiliriz açıkçası. Bir anlamda dediğiniz gibi konut, yani kredi ulaşımın rahatlamasıyla birlikte sanırım Türk halkının da genel yapısında vardır. Bir başını sokacak konut sahibi olması noktasında ki yatırımlar bambaşka bir hale büründü. Bu noktada beklentiler de yüksek her zamanki herhalde. Evet, bayağı bir de şöyle bir sıkıntı var şu anda. Bir mülk sahibi üzerinde eğer tapu varsa, dairesi varsa ikinci bir konutta %22 gibi bir oranla alabiliyordu. Bu konut kredisinin tamamını, ekspertiz fiyatının %22'sini alabiliyordu. Ama şu an onu da kapattılar. Bayağı bir konut sıkıntısında çok bir zorluklar var ama inşallah 2024'ün ikinci devresinde açılır diye umutla bekliyoruz biz de. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun, biz teşekkürler, sağ olun. Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabiliriz. İsmim Şenol Balcıoğlu. Balcıoğlu Yöresel Gıda Pazarlama şirket sahibiyim. Aynı zamanda Eser More Konsept, kişiye özel, kişiselleştirilmiş özel hediyeler yapıyoruz. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. İhracat da yapan bir firmaya sahipsiniz. Ki bugün Antalya'dayız. Gerçekten Aysiyat'ın geleneksel 2024 istişare toplantısı ki Aysiyat bünyesinde birçok sektörden isimler var. O yüzden sizleri konuk almak istedik. Ki bir anlamda 2024 ile ilgili beklentiler de sektörel açıdan baktığımızda değerlendirilmesi gereken konulardan biri. Siz iş kollarınız noktasında 2024 ile ilgili nasıl bir süreç işleyeceğini düşünüyorsunuz? 2024 ihracatçı için zorlu bir süreç. Dünya genelinde bir ekonomik kriz var malum. Dövizdeki oynaklık şu an her ne kadar kurumuz sabit gibi gözükse de ilerleyen süreçlerde önümüzde bir yerel seçim var. Zorlu bir süreç bekliyor girişimciyi. Bu yönde bir zorlu süreçteyiz. Bunun yanı sıra asgari ücretin değişmesi henüz sektörel anlamda işverenler bu duruma alışkın olamadı. Önümüzde zorlu bir süreç girişimcileri, esnafları maalesef bekliyor. Evet, çok teşekkürler, çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık. Evet, öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Merhaba. Biz inşaat malzemesi, sülü ticaret olarak inşaat malzemeleri, beyaz eşya, ankastra, hırdavat üzerine çalışıyoruz. Evet, bugün Antalya'dayız. Geleneksel 2024 Aysiyat İstişare Toplantısı yapıldı ki Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte önemli bir organizasyon gerçekleşti. Bir anlamda da aslında sektörel olarak sorunlar masaya yatırıldı. Siz sektörünüzle ilgili 2024'te nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Kesinlikle öncelikle şunu söyleyeyim, yani Aysiyat'ın çalışmaları gerçekten mükemmel. Yani bilmediğimiz konularda mesela bir cumhurbaşkanlığı danışmanlık, yatırım danışmanlığı olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Yani gerçekten bilgilenme anlamında kesinlikle çok başarılı bir istişare toplantısı oldu. Evet. Peki sektörünüzle ilgili öngörünüz ne? Yani bizim sektörümüzden 2024
piyasa şartları anlamında soruyorsanız şöyle, piyasa biraz göreceli, yani şu anda yorum yapması çok zor. Yani şartlar çok ağır, akıbeti belli olmayan bir piyasa, savaşlar, yani ne gibi... Birçok etken var değil mi ekonomik gelişmelerin haricinde? Evet, evet, kesinlikle. Ama çok da karamsar olmamak gerekiyor. Yani gene bir işlem var, bir iş hacmi dönüyor. Ne kadar alım gücü düşse de piyasa o kadar da kötü değil. Yani gene de bir ticaret devam ediyor. Yani umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ama bilgilenmek, bilgi gerçekten şu anda çok önemli bir güç. Sürekli bilgilenmemiz gerekiyor. Sürekli atılımcı, girişimci olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Zafer Sağlam. Denizli'de Sağlam Asansör firmasının sahibiyim. 25-30 yıllık bir firmayız. Evet. Bugün Antalya'dayız. ICIAT üyesisiniz ki geleneksel olarak her yıl istişare toplantısı yapılıyor. Bu yıl Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi ile bir organizasyon yapıldı. Evet. Bu bağlamda da tabii ki bir anlamda 2024 öngörüleri de ortaya çıktı. ICIAT bünyesinde birçok firma var ve farklı sektörlerden. Ben size şunu sormak istiyorum. Siz sektörünüz anlamında 2024 nasıl öngörüyorsunuz? 2024 inşallah bir atılım yılı olacak. Fakat bu dış ihracat, ithalat şeylerinde bizim normalde kendi danışmalarımız var. Artı yeni bir iş yeri fabrikası açtığımızda burada da şu andaki toplantı tam benim için ideal bir toplantıydı. Çok verimli geçti. Bununla ilgili zaten kesin arayacağım yani danışma bürosunu. İyi geçti yani benim açımdan çok iyi geçti, verimliydi. Baktığınızda dediğiniz gibi inşaat sektöründe bir tabii ki krediye ulaşımda sorunlar olduğu için bir yavaşlama var ama anladığım kadarıyla yatırımlarınıza devam edeceksiniz. Evet evet tabii devam ediyoruz zaten. Durmak yok, yola devam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.